Bilmem. Onu bize Dice söyleyecek. Ben ne anlatacağım Maydanım anlamadım. Mesela babanın kim olduğunu söyleyerek başlayabilirsin. Mayda nereden şimdi? Bizimle ne alakası var? Madem babası bu ajanstan, artık saklamanın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Açık açık konuşabiliriz. Yani Emrah bile bunu bildiğine göre benim de öğrenme vaktim gelmiştir herhalde. Hı? Haklısın. Ama Dicle'nin açıklamasına gerek yok. Ben anlatacağım. Anlamadım. Sen niye açıklıyorsun ki? Sonuçta bu Dicle'yi ilgilendiren bir mesele değil mi? Beni de ilgilendiriyor. Aslında ikimizi de yakından ilgilendiriyor. Bir saniye Kıraç Bey. Kıraç Bey tamam. Bir saniye. Dicle lütfen. Bana bırak. Ben anlatacağım. Hayır benim hatam. Benim hatam gerçekten benim hatam. Aslında Kıraç Bey gelip size söyleyecekti. Ben kendisinden küçük bir ricada bulundum. Kimse duymasın aramızda kalsın diye. Gizli kalmasını isteyen de benim. Ben ortaya çıkmasını istemedim. Çünkü çıkarsa ortada torpil söylentisi olacaktı. Öyle olsun istemedim. Biliyorsunuz Kıraç Bey de böyle olmasını istemez. Daha önce konuşmuştuk bunu. Dicle sen neden bahsediyorsun şu an? Yetkin dikincilerden. Mayda Hanım yetkin dikinciler benim babam. Aa evet. Bilin bakalım ne oldu? Ah ne oldu? Ne oldu? İyi bir şey olmuş. Belli yüzün gülüyor. Ne oldu? Karşınızda Erhan Yazıcıoğlu'nun yeni menajeri duruyor. Hadi canım. Ay harika bir haber bu. Feris valla bravo. Ne yaptın? Ne ettin? Bağladın Erhan Bey'i. Helal olsun. Peki ne vaat ettin sen? Hiçbir şey. Nasıl yani? Ya normalde uyguladığım taktiklerin hiçbirini uygulamadım. Kendimi övmedim, ona övmedim. Hiçbir vaatte bulunmadım. Sadece kendim oldum. Sadece kendim oldum derken? Konuştuk, dertleştik. Aa, ya o zaman benim terapi seansları bitti yani. Aa, hayatım senin yerini ve senin yerini kimse tutamaz. Ama şöyle bir şey olmuş. Catherine Donovan olayına gerçekten inanamamış. Kafaya koyduğumu yapıyormuşum efendim. Kıraç'la Mayda ne diyor peki? Daha haberleri yok şimdi gidip söyleyeceğim. Önce size söylemek istedim. Hmm. Yani değerini bil. Teşekkürler Ferit. Çok sağ ol Ferit'ciğim. Bu konuyu çok az kişi biliyor. Evet Emrah biliyor. Haklısınız o konuda. Bir de Kıraç Bey biliyordu. Başka hiç kimse bilmiyor. Herkesin öğrenmesini istemedim ben. Bu konunun konuşulmasını istemedim. Hele magazine falan düşmesini hiç istemedim. Bu arada Feris Hanım da bilmiyor. Başka hiç kimse bilmiyor. Mayda Hanım o yüzden ben sizden özellikle rica ediyorum. Lütfen bu konu aramızda kalsın. Tabii canım peki yani
Peki nasıl aranız babanla? Yani görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz arada. Tamam tamam merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Ya bu arada sana da kızmadım. Yani ben onları sizi Emrah'la konuşurken duyunca işte bu ajanstan falan. Neyse tamam merak etme. Kimseye söylemeyeceğim için rahat olsun. Çok teşekkür ederim Aydan. Bilin bakalım ne oldu? Erhan Yazıcıoğlu bizimle çalışacak artık. İstediğin oldu. Ben sana söylemiştim. İmkansız diye bir şey yok. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hiç başaramayacağımı düşünüyordun Kıraç. Hatırlatırım sana. Tebrik ederim Feris. Gerçekten. Bir şey mi konuşuyordunuz? Böldüm mü? Yılbaşı süslerini lobide nereye koyacaklarını bilememişler Emrah'la. Onu sordu, onu konuşuyorduk. Ama hallettik. Şimdi başlıyoruz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederim Maydanım. Geçiyorum içeri. Kolay gelsin. Ben de bir bakayım yeni ağaçlar falan gelecekti. Siz rahat konuşun. İşte ne yapıyorsun? Biliyorum, biliyorum tamamen farkındayım. Ne yaptığımın çok saçma. Ama her şeyi anlatacağım. Terasta buluşalım mı biz 10 dakika sonra? Tamam, tamam, tamam. Ve ben sizi arayacaktım. Evet, evet. Tamam. Bilge, ne oldu? Öğrendi mi babanın yetkin dikinciler olduğunu? Öğrendi. Şimdi özür dilerim. Ben bunu bilerek yapmadım. Orada söyleyi verdim. Öyle ağzımdan çıktı. Ben bilmiyordum değil mi? Tamam, hallettik zaten. Tamam. Tamam. Ama bak... Söyle. Bir daha zaten söyle. Mayda toplantı istiyor. Gülüne de haber verir misiniz? Hadi. Tabii ki. Nerede bu ki? Nerede? Öyle biraz apar topar oldu. Kusura bakmayın. Ama yılbaşı hediyeleriyle ilgili sizinle bir konuşmak istedim. Ajansımızın içinde bulunduğu maddi durumu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sene oyuncularımıza hediye gönderemeyeceğiz. Ne? Aa. Böyle bir şey kabul edilemez. Bir şey gönderemeyeceğiz. Olamaz. Nasıl ya? Böyle bir bütçemiz yok. Baştan söyleyeyim, sonra arıza çıkmasın. Ha kişisel hesaplarınızdan almak isterseniz o beni ilgilendirmez tabii ki. Tamam kişisel ama ajansa gider olarak yazdırmayacaksınız. Çınar, Tuğba bizi mahveder, geberdir. Oh, mahveder tabii. Biz ne yapacağız, ne bileyim. Şimdi Mayda Hanım, ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. İkramiyeleri kestiniz, bir şey demedik. Şimdi de hediye gönderemeyeceğimizi söylüyorsunuz. Tamam, ona da bir şey demeyelim ama... Yani şimdi yılbaşı partisine de ben burada iptal ediyorum deyin. Ben burada düşünmüleyim. Bir kez abi. Parti yapacağız tabii ki Gülüncüm. Ama geçen seneki gibi öyle şaşalı bir parti beklemeyin. Aa, olmaz mı bir şey? Biz hep şaşalı yaşadık. Nasıl bir parti yapacağız o zaman? Böyle küçük, samimi, biz bize bir parti olacak. Kim bana parti yapacağız yani? Eğlenmek için öyle çok büyük masraflara gerek yok. Önemli olan biz biz olmak. Değil mi? Tabii eğlence anlayışına bağlı o. Bütçemize göre hareket edeceğiz değil mi? Vallahi böyle benim aklıma bir anda üniversite yıllarım geldi biliyor musunuz? Bir de şöyle ütünün üzerinde sucuk kızartıp tost yaparsak zaten hoş geldin 2005. 2021'e de bir ara gireriz artık. Günleri de. Çınar Bey. Peki çok teşekkür ediyorum işbirliğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Dağılabiliriz. Neredesin? Geldin mi? Kalemini almıyor musun Emrah? Kalemini de al. Boracığım, ajansta buluşmayacak mıydık ya? Yok, kurs alanında buluşuruz demiştik. Ben geldim ders için, bekliyorum Feriz. Ah, ben tamamen unutmuşum ya. Tamam, tamam ben geliyorum. 10 dakikaya oradayım, tamam. Tamam, hadi bekliyorum. Bay bay. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz değil mi Aydın? Hı? Ha bu arada dikkat et Usan'la Melis'e sakın aynı hediye gitmesin. Çok ayıp olur. Tabii ki. İrem Derici'nin hediyesini gönderdim ben biraz önce. Beren tamam, Pınar Deniz tamam. Herkese tek tek gönderiyoruz. Güzel. Hediye işlerini bugün bitirelim. Yarın da çikolatalarla çiçekleri gönderelim. Ben onların siparişini de verdim. O zaman sana bir soru soracağım. Bil bakalım bu hediyelerin içinde en önemlisi hangisi? Usan ve Melis diyeceğim ama
Vallahi bilemedim Serkan Bey. Ego'ya yollayacağım hediyeler. Onların hepsini tek tek ben seçeceğim. Tabii. Nasıl isterseniz. Kıraç Bey, ben böyle bir şey kabul edemem asla. Bir sürü şey aldım. Hepsi yolda geliyor. Diğerleri de paket. 5 dakika sonra terastayım. Aynen devam. Ben idare ederim Mayda'yı. Ama ortada bırakma bir şeyi, sakla. Dicle, hediyeleri sakla. Göz önünde sakın olmasınlar. Kargoyu takip et. Mayda'ya yakalanırsan da geçiştir. Tamam. Feris Hanım, paketleri bizim odaya koyalım diyeceğim ama... Olmaz olmaz. Fotokopi odasına koy. Mayda girmez oraya. Ben şimdi gidiyorum. Bora'nın yanına gidiyorum. Direksiyon dersi var. Sınav ne zaman? Yarın sabah. Yarın sabah. Tamam. Çınar, hediyelerin hepsini aldık. Ne yapacağız? İptal mi edeceğiz şimdi? Hayır, iptal etmeyeceğiz. Sen Mayda'ya yakalanmadan hepsini göndereceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Akşam sergi var. Unutmadınız değil mi? Beraber gidiyoruz. Yok, unutmadım. Aklımda. Tamam. Ona beraber gideceğiz. Tamam. Tamam, hadi biz. Efendim babacığım. Nasılsın kızım? Nasıl olayım? Yıl sonu raporlarını tekrar gözden geçiriyorum. İyi değilim yani. Kıraç'la görüştün mü? Yok, henüz konuşmadım. Morali bozulmasın diye bir şey söylemedim. Sen ne yaptın? Hilmi Bey'le konuşacaktın. Raporları görünce ajansa satın almaktan vazgeçti. Bir görüşmem daha olacak. O da olmazsa fiyatı kıracağız herhalde. Seni haberdar ederim yavrum. Tamam, tamam babacığım. Konuşuruz. Rica ederim Halicim, ne demek? Beğenmene çok sevindim. Sana da iyi yıllar şimdi. Görüşürüz. Bay bay. Serkan Bey, Egon'un raporları geldi. İstediğiniz her şey içinde. Güzel. Bakalım Ego'da durumlar neymiş? Çok pardon, bir şey soracağım ama... Bu belgelere nasıl ulaştık? Evet. İçeride aramın iyi olduğu birisi var diyelim. Hiç düşünmeden bu raporları bana verebilecek, zamanında iyilik yaptığım biri. Biliyorsun Aydın, hayatta hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Biliyorum, ne desen haklısın. Gerçekten çok saçmaydı. Asla asla böyle bir şey yapmamam gerekirdi ama çok çaresiz kaldım. Ne yapayım? Ne oldu? Bana bir anlatır mısın? Yani ne oldu da böyle bir yalan söylemek durumunda kaldın? Ya Gül'ün yüzünden oldu. Gül'ün ne alaka? Ya sürekli gözü üzerimde. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nereye gidiyorum, ne yazıyorum. Sürekli beni takip ediyor. Annen neden ajansa geldi diye girdi konuya. Bir sürü soru sordu, sıkıştırdı beni. Sen de yetkinin adını verdin. Anlamadım. Hayır, o istemeden oldu. Bilgisayarda bir sayfa çıktı. Ben Yetkin Bey'le ilgili bir sayfa araştırıyordum. Bir şeyler araştırıyordum işte. Gül'ün tam konunun üstüne gelince... Onun fikriydi, benim değildi. Bu bana sordu. Ben evet demek zorunda kaldım bir an önce konu kapansın diye. Çok özür dilerim gerçekten. Bunun duyulmaması lazım Dicle. Ya bir duyulursa rezil oluruz. Yetkin bir daha bakmaz yüzüme. Yüzüme bakmamasını geçtim, ajansın 100 metre yakınından bile geçmez. Basını, sosyal medyayı saymıyorum bile. Kim biliyor bunu? İşte Gül'ün biliyor, Emrah biliyor. Bir de Maydan. Tamam, Gül'ünle Emrah bende. Ama Mayda zaten söylemez kimseye. Ben araya girmeseydim sen söyleyecektin değil mi babam olduğunu? Bazen o kadar acayip şeyler yapıyorsun ki ben seni hiç tanımadığımı düşünüyorum. Yani zaten tanımıyorum da ne bileyim. Fark ettim yani, onu demeye çalışıyorum. Ben araya girmeseydim sen söyleyecektin. Keşke girmeseydin de ikimiz de kurtulsaydık bu yükten. Haklısın. Ama böyle bir şey için Mayda Hanım anlamış olsaydı tamam git söyle. Ya da ortada hiçbir şey yokken sen söylemeye karar versen ben zaten sana bu konuyla ilgili karışmayacağım ama... Yani böyle bir yanlış anlaşılma için senin zor duruma girmeni istemedim. Ne olacak şimdi peki böyle? Ben halledeceğim, merak etme. Kapanacak bu konu. Kimse konuşmayacak, kimse bilmeyecek.
hayret bir şey ya. Ne oldu? Hediye göndermemek gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Ego ajansı için yani. Evet, itibarımız söz konusu sonuçta. Aa. Ne oldu? Beren'in story'e bakın. Ne vardı? İnanmıyorum ya. Ya ne şanslı insanlar var ya. Serkan'daki davaya bak. Laptoplar, maptoplar. Kim bilir daha neler aldı oyuncularına. Biz de bundan sonra çorap alacağız herhalde. Sanmıyorum, artık bunu da gönderemeyeceğiz. Çok haklısın Dicle'ciğim. Biz onu bile alamayız. Doğru. Parti için Bekir abi alışveriş yapacaktı. Ne oldu acaba o iş? Bekir abin alışveriş yapacak da... Bu seneki yılbaşı için mutfak bütçemi açıklıyorum. 500. 500. Ne? Euro de bari de yüzümüz gülsün hadi. TL Emrah'cığım, TL. Sen onunla filtre kahve bile alamazsın. İşte. Vallahi sözün bittiği yerdeyim şu anda. Oldu olacak ev partisi gibi kendi içkilerimizi de kendimiz götürelim bari. Aynen. Ben de anneme börek yaptırayım, kısır falan. Arkadaşlar durum ciddi herhalde. Biz zor durumdayız şu an ajans olarak. Batıyor muyuz acaba biz? Vallahi bu yıl bir an önce geçsin gitsin diyordum ama... bu 2020'yi biz mumla arayacağız, haberiniz olsun. İkinize de söylüyorum. Feriz, kaç aydır çalışıyorum. Bak şimdi aklımdan geçiriyorum. Kitapçıktaki bütün soruları ezberledim. Yani mesela enjektörlere sırasıyla basınçlı motorun yollayan parça olsun... elektrolit kaçağının sebebi olsun. Bunların hepsi bende takır takır. Hayatım sen onları geçen sene de sıralıyordun. Yazılı zaten cepte, sen direksiyona gel direksiyona. Sen kaç defa kaldın direksiyon sınavından şu ana kadar? 6. Ay. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Arayıp söyleyelim. Ara söyle hadi. Ay olmaz. Olmaz. Ha biz Uluca senin araba kullanabildiğini söyledik. Biz şimdi böyle bir şeyle çıkarsak karşısına topa tutar bizi. Yok ya geçeceksin. Geçeceksin. Nasıl gidiyorum? Fena değil. Harika gidiyorsun, harika gidiyorsun hayatım. Çok iyi gidiyorsun. İkinci vitese alalım artık. Şimdi. Ha doğru, ikinci vites. Evet, ikinci vitese alalım. O beşinci vites. Beş, beş. Eller direksiyonda, eller direksiyonda. 10-10 pozisyonunda. 10-10 mu? 10-15 değil miydi? Nasıl 10-10? 10-15 de olur ama 10-20 değil. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, devam. O kadar basma kaza, o kadar basma. Ben yapamayacağım ya galiba. Ben gerçekten yapamayacağım ya. Yapacaksın, yapacaksın hayatım, yapacaksın. Olur mu öyle şey? Ne ya? Hızlı gitmem gerekiyor ben oraya da. Aynı anda hem freni hem gaza basılmaz. Tamam, selektör yapıyor, git. Olmayacak ya. Gerçekten yapamıyorum ben Feris, olmayacak. Yapacaksın hayatım, yapacaksın. Olur mu öyle şey? Uzatmayalım bence de, burada bitirelim. Hayır, daha dersin bitmesine 20 dakika var. Alacaksın o ehliyeti, Bora. Tamam. Alacaksın. Bu gidişle 2085'te falan ancak alırsınız. Onu da ben herhalde göremem. Hanımefendi, sizin sürücü adayına moral vermeniz gerekmiyor mu? Hani moral de olsa dükkan sizin. Yok, gerçekten yapamayacağım Feris ya, yapamayacağım ben. Vallahi yapamıyorum ya. Yapamıyorum ben. Yok, yok, yapamıyorum. Ay, el freni, el freni, el freni, el freni, el freni, el freni. Jülde'ye söyledim, deskin altına saklısın hediyeleri. Sonra ikimiz gider oradan alırız, tamam mı? Ben kendime bir yer buldum ki. Çınar Bey fazladan davetiye vermiş ha. Seni de unutmadım. Karma sergi için. Kıymetimi bil. Ay o kadar çok işim var ki Emrah'cığım, nasıl geleceğim ben? Ne işin var senin bundan önemli? Var. Fırat Bey. İkinize de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dicle'nin babasıyla ilgili... tek kelime bile etmeyeceksiniz. Kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek. Ne Çınar ne de bir başkası. Anlaşıldı mı Emre? Anladım Kıraç Bey, tamam. Eğer bu duyulursa ki o zaman buradan çıkmış olur bu laf. İkinizi de mahvederim.
sadece işten atmakla kalmam, başvurduğunuz her işin reddedilmesini de sağlarım. Anlaşıldı mı? Bu konu burada bitti. Kapandı. Silin o ismi hafızanızdan. Hangi isim? Güzel. Sen de gülün. Tabii, tamam Kıraç Bey, tabii. Güzel. Şimdi ben çıkacağım. Ali ile buluşacağım. Oradan birlikte Celal Bey'in yanına geçeceğiz toplantıya. Tamam Kıraç Bey. Her şeyi Dicle'ye. Tamam gülüm, biz bu konuyu kapatmadık mı daha önce? Tamam. Ben anladım Emrah. Sana bundan sonra hiçbir şey anlatmayacağım. Bitti. Tamam. Terbiyesiz seni. Çok benzemiyorlar mı gül? Gözleri bakışları çok benziyor. Evet. Neyse tamam sus. Tamam hadi. Canım, ben çıkıyorum. Beren'le bir kahve içeceğiz. Tamam canım. Mayda. Hı. Serkan yine abuk subuk bir şey ayarlarsa Beren'e haberim olsun lütfen. Yani bana söylemiyor ama sana söyler. Bakalım söylerse konuşuruz. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Yapıyorum işi. Tamam ya. Ay. Ay dur, çok güzel oldu. Değil mi? Aferin kız bize. Çok güzel oldu, evet. Çok tamam. Mayda Hanım, nasıl olmuş ağacımız? Güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu arada hiç keyfi yok Mayda Hanım. Önceden odasından çıkmazdı, şimdi buralardan çıkmıyor Dicle. İşi vardır Emrah. Vallahi hiç sanmıyorum Dicle'ciğim. Bir şeyler var ama dur bakalım. Ha, bak ne diyeceğim sana. Çınar Bey bana Ömer Ozan Erdoğan'ın sergisi için davetiye verdi. Kokteyl de var. Beraber gidelim mi? Çok eğleniriz. Hayır, ben akşam pijama terli televizyon yapacağım. Ben ne yaparsan yap. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Selam. Feris odasında mı? Az önce çıktı. Ama bir notum varsa ben iletebilirim. Tüh ya, biz de tanışacaktık. Neyse. Biz çıkalım o zaman. Sonra ben ararım. Tamam. Tamam. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Barış. Dicle. Şeyi konuşamadık. Eylül rüzgarlarını. Yok, konuştuk. Konuştuk da üzerinden geçmemiz gereken sahneler olabilir. Aklına takılan bir şey varsa akşam konuşabiliriz. Yok, sağ ol. Zaten akşam bir işim var benim. Sergiye gideceğim. Aa, bana da geldi davet diye. Beraber gideriz o zaman. Olur. Hay tamam o zaman. Yani ben bugün çok yoğunum. Burası bayağı bir kalabalık ve yoğun olacak da ondan akşam dedim. Yoksa daha sonra ararsan konuşamayabiliriz. Aklımda tutarım. Tut tabii sen, tut. Tut tabii. Fikrini değiştirmediğine emin misin? Eminim. Ha, bu emin halin yani. Hı hı. Tamam. Ben yukarıdaki ağacı da süsleyeyim. Ben de geleyim mi? Hayır, ben yaparım. Hayır ya, ben de geleceğim. İyi, gel. Bekle. O zaman, tamam. Alo, Feris'cim selam. Bir şey soracaktım sana, müsait misin? Yani sor hayatım, müsaitim. Buyur. Ya akşam sergiye çağırdılar da Ozan davet etti, davetiye gönderdi.
Haberin var değil mi? Gidiyoruz. Bir aksilik çıkmazsa evet gideceğim. Tamam güzel. Ben biraz geç kalacağım ama ona haber vereyim dedim. Dayımı havaalanına bırakacağım da. Evet Konya'ya gidecekti Necat. Doğru söylemişti. Yok Konya'ya gitmiyor. Amerika'ya gidiyor. Zafer abinin teklifini kabul etti. Öyle mi? Harika. Harika olmuş. Çok sevindim Necat için. Yani umarım onun için de iyi olacak. Ayrılık sonrası uzaklaşmak ona iyi gelir. Emir'cim benim bir şeyim var. Bir işim var. Sonra konuşsak olur mu? Peki tamam. Peki. Hadi 10 dakikan daha var. Hadi öyle geçiremezsin vakti. Yapmayacaktı anne. Ya karışmayacaktı benim işlerime babam. Onun yüzünden ben dijitalde çok güzel bir dizi teklifini kaçırdım ya. Şimdi Arda'dan bir teklif var. Umarım onu da mahvetmez yani. Yapma Beren, o kadar da değil. Umarım o kadar değildir. Ben de kızdım aslında. Ajans için de hiç iyi olmadı. Senin işini iptal ettireceğim diye Melis'le Usta'nı gitti Berlin'e kaptırdı biliyorsun. Sen dedemle konuşacaktın. Konuşabildin mi peki? Bize biraz tüyo verebilirsiniz sınav için. Mesela en çok nelere dikkat ediyorlar sınavda? Araba kullanabilmesine. Evet çok tatlısınız. Yani düz yolda gidecek. Sinyal verip dönecek. Geri gidecek. U dönüşü var. Bir de park. İki hamlede paralel park. Yani ben 20 yıldır araba kullanıyorum. Yani iki hamlede paralel park yapabilir miyim? Bilmiyorum. Yani 3 hamle olsa ne olacak? Sınavda 2 hakkınız var. Kurallar böyle. Anneciğim. Geliyorum bir tane. Bu çok önemli bir dönüm noktası onun için. Yani Uluç Bayraktar'ın filminde taksi şoförünü oynayacak. Kim? Bora Akkaş. Anne. Bora Akkaş'a ders mi veriyorsun? Hayatım bir saniye lütfen. Ya filmin %60'ı Taksim'in içinde geçiyor zaten. 10 gün sonra da çekim var. Yani bu sınavdan geçmesi bizim için çok önemli. Gerçekten mutlaka geçmesi gerek. Buradan. Vallahi buradan. Yani iyi düşünelim iyi olsun o zaman. Umarım sınavda başarılı olur. Olur. Ben bir fotoğraf çekilebilirsem o kadar mutlu olurum ki aslında. Selin'cim sen beni arabada bekler misin lütfen? Anne ya. İyi yaşayın. Ay siz de görün. Evet. Belki de yarınki sınav komitesinde tanıdık birileri vardır bize yardımcı olabilecek. Yani bu da olabilir. Kusura bakmayın lütfen ama ünlü bir oyuncu diye de sınavı geçirecek halimiz yok. Hiç ben bunları duymamış olayım olur mu? Ay, haklısınız çok haklısınız özür dilerim. İyi günler. Babam kararlı yani. Artık bu işin geri dönüşü yok. Peki şimdi gerçekten satacak mıyız ajansı? Para kazandırmayan yatırım ölü yatırımdır Beren. Egon'un da durumu ortada. Sektörde de konuşulmaya başlandı zaten yavaş yavaş. Duyuyorum geliyor kulağıma. Babam ne diyor peki bu satma işine? Yani sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi biliyor. Ama daha net bir şey söylemedim. Babamın satış kararı aldığını bilmiyor daha. Aslına bakarsan bunu hiç kimse bilmiyor. İlk defa şu an sana söylüyorum. Alıcılar da zaten istediğimiz rakamı vermiyorlar. Muhtemelen fiyat düşürmek zorunda kalacağız. Üzme kendini. Belki de satmak iyi bir fikirdir. Ya maddi olarak söylemiyorum bunu. Senin için söylüyorum. Belki de daha fazla ısrar etmenin bir anlamı yoktur anneciğim. Belki de. Neyse, hadi biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Nasıl projeler geldi? Yeni işlerini anlatsana. Hatice, aşkım hepsinin üstüne etiketlerini yazdık değil mi? Evet, ben listeye baktım. Eksik yok. Maide Hanım gelmeden çabucak halledelim şimdi. Yüzü. Bunlar son. Çabuk hadi. Bunlar ben, birlikte. Tamam, ben Furi'yi çağırdım zaten şimdi geliyor. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler Emir Bey. Emir, hoş geldin. Sen Feristan'ın odasına geçebilir misin? Hemen geliyorum. Tamam. İşaret edin. Tamam. Bici. Sen bugün konuşmamış mıydın Emir'le? Konuştuk.
Konuşabilirler Emrah. Beraber çalışıyor onlar. E böyle her şeyin altında bir şey arayacaksak nasıl olacak? İnanmıyorum sana Gül'ün ya. İnan bana hayatım sen, inan. İnsanlar konuşuyorlar, bir şeyler paylaşıyorlar. Sen ben bunu yapmıyoruz ya, böyle bir şey yok, sayamayız ki. Kusura bakma Behzat'ta. Ona amcacığım. Yarınki görüşme soracaksın biliyorum ben. Her şey hazır. Dicle, ben Barış'la karşı karşıya gelmek istemiyorum artık. Ne iş konusunda ne de başka bir konuda. Ayrıca Feris zaten bu işi almamı istemiyor, biliyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bak, seni kırmak istemiyorum. Ama gerçekten öyle bir şey var. Tamam, ben seni anladım. Feris Hanım neden seninle değil de Barış'la birlikte giriyor görüşmeye, onu diyorsun. Yani neden iki oyuncusunu karşı karşıya getiriyor? Ayrıca aramızın bozuk olduğunu da biliyor. Çünkü duygularını işine karıştırmak istemiyor. Bu bir iş, ortada bir iş var, bir teklif var. İkinizin de kampanya yüzü olmanızı istiyor. Ve aranızda geçenleri bir şekilde düşünmüyor. Sen de düşünmüyordun. Hani profesyonelim ben diyordun. Evet, öyleyim zaten. Ama bu aynı şey değil. Feris bir tercih yapıyor. Ve Barış'ı tercih ediyor. Anladın mı? Ya bu beni geriyor. Canımı sıkıyor. Çok doğal. Ayrıca Feris benimle çalışmak zorunda değil ki. Ben de onunla çalışmak zorunda değilim. Ayrılırız, olur biter. O yüzden de bu görüşmeye gelmeyeceğim. Feris zaten beni isteseydi benim yanımda olurdu. Benimle giderdi. Barış'la gitmeyi tercih etti. Ya kusura bakma, ben de oraya gelip oyun yapamayacağım. Anladım. Haklısın. Tamam. Feris Hanım sana böyle hissettiriyorsa onun tutumu. Yani kendince haklısın. Ben bunu eleştiremem. Ama senin söylediğin gibi olmadığını da bilmeni istiyorum. Yani Feris Hanım seni bana bıraktığı gibi bir durum yok ortada. Düşündüğün gibi değil. Bak, benim bahsettiğim şey bırakmak falan değil. Emir, bak, bütün görüşmeleri ben yaptım. Her şeyi tek tek ben konuştum. Senin hakkında ne düşündüklerini çok iyi biliyorum. Ortada en ufak bir kayırma yok Barış'a dair. Gerçekten. Ha, şu olsa tamam. Hani biz Barış'ı istiyoruz ama bir de Emir'i görelim deseler anlıyorum, tamam. Ama böyle bir şey yok. Olsa kesinlikle söylerim ben sana bunu. Gerçekten bunu söyler miydin? Söylerdim tabii ki. Ya kaybedeceksek de savaşarak kaybedelim, boş ver. Ben sana söz veriyorum, sonuna kadar savaşacağım. Tamam, sen hemen cevap vermek zorunda değilsin. Bir düşün, yarın ben şirkette olacağım zaten. Gelmezsen de seni anlarım, problem değil. Ama gelmeni çok isterim. Konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Merak etme, elimden geleni yapacağım ben, tamam. Teşekkür ederim bana güvenip anlattığın için. Rica ederim. Ne diyorsun? Karakterleri çok iyi kurmuşsun. Hiç böyle tek boyutlu değil. Klişeleri de çok iyi dönüştürmüşsün. Vallahi tutar bence bu iş. Eyvallah. Zaman öğesini de çok iyi kullanmışsın. Ne oluyor, adam saatini 20 dakika geri alıyor diye olayların hepsi oluyor değil mi? Aynen öyle. Kızla ne olacak? Ha, söyleyeyim mi? Ya söyleme şimdi. Celal Bey'in yanında dinleyeceğim ben onu. Ne diyor hoca? Var mıymış tanıdık? Oh, yok hayatım, yok. Of. Şimdi ne yapacağız biz Feris o zaman? Ne yapacağız? Boracığım, önce sen bir sakinleşeceksin, tamam mı? Sen zaten her şeyi biliyorsun ya. Biliyorsun. Gerildiğin için elin ayağına dolanıyor. Benim paralel parkım, geri parkım, benim her şeyim kötü. Kötü. Ben en iyisi sınava girmeyeyim ya. Girmeyeyim ben bu sınava. Ayrıca Feris, ben bir şey duydum. Ne duydun? Bu filmi Arda'ya yazmışlar, doğru mu? Yalan, külliyen yalan. Yok, Uluç Arda'yı istiyormuş da sonra sen araya girmişsin benim için, öyle duydum ben. Yok canım, öyle bir şey yok. Bak Bora, Bora, vaz mı geçiyoruz? Söyler misin bana? Vazgeçiyorsak söyle bana, arayalım konuşalım. Yok, hayır, vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz da ben araba kullanamıyorum. Kullanamıyorum ya, ben bu arabayı kullanamıyorum işte, ne yapayım? Yahu gerekirse ben sana... Ah evet ya. Evet ya. Ben sana bu işin bütün püf noktalarını öğreteceğim, tamam mı? Ben sana öğreteceğim. Evet. Yalnız şu an ufak bir toplantım var. Ondan sonra direksiyon dersini ben sana bizzat vereceğim. Bağırıp çağırmak yok ama, söz ver. Ne diyor, hale bak. Ya alınıyorum ama bak. Alınıyorum. Ne bağırıp çağırması ya? Tamam, bağırıp çağırmayacağız. Yok öyle bir şey. Gayet sakin, tatlı tatlı çalışacağız. Ama beni bir ajansta birazcık bekleyeceksin, tamam mı? Ondan sonra beraber çıkarız. Tamam, sen öyle diyorsan. Hem de sana manuel çalıştıracağım, manuel. Otomatik değil, bu arabada çalışmayacağız. Ya ben niye daha önceden düşünmedim? Ali'cim, ben senin kalemini çok beğenirim, bilirsin. Kardeşlik de çok iyi bir proje. Karakterleri sağlam, çatışması kuvvetli.
Kıraç, bu nasıl iştir ya? Vallahi ben de bayıldım. Rating raporları nerede? Anlamadım. Kore uyarlaması değil mi bu? Sonuçta ne kadar puan almış, kaç milyon kişi seyretmiş bilelim değil mi? Uyarlama değil bu Celal Bey. Her şeyle benim. Bak şimdi olmadı. Uyarlama değilse satamam ki ben bunu. Ama çok beğendim dediniz şimdi. Ya beğendim, beğendim de. Bak, bu kadın polis oluyor. Hırsız polisten farkı kalmıyor ki bunun. Ama adam gerçekten hırsız değil ki. İyi de adam evli, aşkla çıkmaz ki bundan. Celal Bey az önce çok sevdim dediniz. Kıraç'cığım, uyarlamadan şaşmam ben. Sonuçta başı belli, sonu belli. Peri masalımda da aynı şeyi yaptık biliyorsun. Ha iniyor çıkıyor ama bir şekilde toparlıyoruz. Boşuna başımızı ağrıtmıyor. O zaman ben size başka bir proje anlatayım Celal Bey. Tam size göre bir proje. Uyarlama Kore işi. İşte bu ya. Arkadaş bana bunlarla gelin. Hadi anlat dinliyorum. Alo. Serkan ajansta mısın? Evet. Çok ilgini çekeceğini düşündüğüm bir şey öğrendim. Geliyorum yanına. Hadi gel bakalım. Şimdi Celal Bey, Minji yıllar önce doğup büyüdüğü kasabadan ayrılıp Seul'e geliyor. Karşısına genç, yakışıklı bir adam çıkıyor. Yoo Jun. Onunla tam bir ilişkiye başlayacakken adamın ailesi bir cinayete kurban gidiyor. Cinayeti çözmeye çalışırken bir yandan da aslında ilişki yaşadığı adamın bu cinayette parmağı olabileceğini fark edince bu işin peşine düşüyor. İşin içinde polisiye de var ha. Çok güzel. Ama aslında biz bu kadının kızını anlatıyoruz. Yani 2020 yılında kız üzerinden anlatıyoruz hikayeyi Celal Bey. Geçmişe gidip dönmeli. Enteresan bir hikaye. Çok güzel ya. Kaç bölüm peki bu? 2 sezon. Her sezon 12 bölüm. Hikaye sıkıntımız da yok hiç. İşte tamam. Ben bunu Per TV'ye hemen satarım. Peki ilk bölümü ne zaman yollarsın bana? Hemen. En kısa zamanda. Harikasın be Alican. Bugün ben toplantı yapacağım kanalla. Akşam haber veriyorum. Harika. O halde sözleşme için senden sabırsızlıkla haber bekliyorum Firiz. Tamamdır İsmail'cim, öptüm. Buyurun İsmail Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Dilce, ben yokken önemli bir şey oldu mu? Bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Efendim. Ah Selin'cim, tabii ki tabii ki hatırlıyorum ben seni. Elbette tanıştırırım seni Bora'yla. Bugün buraya gelebilir misin bizim ajansa? Şimdi. Ah süper. Tamam ben sana konum atıyorum o zaman. Harika. Görüşürüz tatlım. Dicle. Bora'nın direksiyon hocası çok gıcık bir kadındı ama ben kızından umutluyum. Bora'nın büyük hayranı, ben de onları birazdan tanıştıracağım. İnşallah annesiyle konuşur ve tanıdık birileri bulmak için ikna eder. Anladım. Şimdi attığınız belgeleri ben çıktısını almak için gittim ama o sırada yazıcı bozuktu. Sıkıştık ya sıkıştı çıkardım. Önemli değil sonra muhasebeye teslim ettim. Bir de Ebru Kaşeli'nin sözleşmesini size mail olarak attım. Sonra çıktı alıp bir ıslak imza atacağız. Zehir gibisin. Teşekkür ederim. Barış. Selam. Serkan'a mı geldin? Hı hı, evet. Sen? Abimi arayacağım ben de. Bir tek sen kaldın ya. Ben de Aydın'da artık Serkan'la çalışıyoruz ya. Ben memnunum ajansımdan. Çok uzun sürmeyebilir ama. Yani memnuniyetin diyorum. Yakında çok acayip şeyler duyabilirsin Ego ile ilgili. Ne gibi? Daha net bir şey yok ama ben senin yerinde olsam şimdiden kendime yeni bir menajer bakmaya başlardım açıkçası. Çünkü durumların ne olacağı çok da belli değil. Bir şey söyleyeceğim ama benden duymadın. Ego her an satılabilir. Neyse
Serkan'ı ben daha fazla bekletmeyeyim. Kaçıyorum, sonra görüşürüz, tamam mı? Kıraç, ben sana bir şey söyleyeceğim. Vallahi kardeşliği beğenmeyip bunu atlamasına ben de inanamadım Ali'cim ama ne yapalım? Şimdi durum bu yani. Kimse özgün iş istemiyor. Herkes uyarlama peşinde. Kıraç, aslında bu iş... Ben aslında izledim bu işi galiba. İzledim. Neydi orijinal adı? Ali. Ali yapma. Ali. Yaktın değil mi bizi Ali? Ne Ali? Yani vallahi Kore demeseydim adam orada saçma zaman şeyler diyecekti. Ben de sinir krizi geçirecektim. Ne yapayım? Aferin Ali. Ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum. Ben genelde böyle durumlarda menajerimi arıyorum ama... bilemedim şu an. Kesin mi peki? Yani satacağız dedin mi Ayda? Dedemle konuşmuş zaten. Ya dedem en başından beri takıktı bu ajans mevzusuna. Zaten babamı da pek sevdiği söylenemez. Neden? Bilmiyorum. Yani ben de çok anlam veremiyorum ama pek sevmiyorlar birbirlerini. Sanırım maddi durumlarla ilgili ama. Nasıl yani? Ya şöyle, annemle babam ilk tanıştıklarında babamın maddi durumu pek iyi değilmiş. O yüzden dedem birlikte olmalarını da hiç istememiş. Sonra annem dinlememiş dedim ve evlenmişler. Beren, aradan çok zaman geçti yani. Fikri değişmiştir Ferit Bey'in. Yok ya, ikisi de hiç sevmiyor hala birbirlerini. Ya ikisi ayrı ayrı çok tatlı insanlar ama işte... yapacak bir şey yok. Neyse, sonuç olarak Egon'un durumu bu. Yani birkaç aya kalmaz biz Egon'un satıldığı haberini duyarız. Hem de bizimkilerin aldığı fiyatın epey altında bir miktara. Pek üzülmüş gibi görünmüyorsun. Ya üzülecek bir şey yok çünkü. Sonuçta önemli olan menajerler ve onların temsil ettiği oyuncular. Ajansı kim almış, kim satmış? Çok da önemli değil bence bunlar. Bence de. Mesela... sen bu durumu bilsen, belki bir görüşmek istersin dedemle. Ama bilmediğine göre... görüşemeyeceğim. Aynen öyle. Beren'le karşılaştık gelirken. Serkan'la buluşacaklardı. Evet, söylemiş, söyledi. Abi bir şey soracağım sana. Bu Ego ile ilgili durumları biliyor musun? Beren satılabilir falan dedi, doğru mu? Doğru. Yani Serkan'ın içeriden bağlantısı varmış. Baş aşağı gidiyorlar resmen. Gerçi senlik bir durum yok. Yani satılıp satılmaması seni etkilemez. Yani yine de can sıkıcı bir durum yani. Feris'le çalışmaktan memnunum ben. Şimdi Feris oradan ayrılırsa ben de... Ya onu o zaman düşünürsün oğlum. Öyle şimdi düşünüp de hiç sıkılmaya gerek yok yani. Ya zaten en kötü ne olabilir ki? Ego batar. Menajerler başka ajanslara dağılırlar. Ya da tek başlarına çalışmaya karar verirler. E sen de o zaman bakarsın. Eğer Feris'le çalışmaya devam etmek istiyorsan... ya dersin. Ya da seni de buraya alırız. Kızın adı ne? Kızın adı Selin. Selin. Selin, evet. Selin'cim, ne kadar şanslı olduğunu biliyorsundur herhalde. Normalde biz böyle bir şeyi asla yapmayız. Çok teşekkürler Feris Hanım. Sadece fotoğraf değil mi? Evet, sadece fotoğraf. Kız sana bayılıyor, çok büyük hayranım. Peki işe yarayacak mı bu? Yani karşılığında bize yardım edecek miymiş? Tabii ki. Annemi ikna etmek için her şeyi yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ah bir tanesi. Biz kızla konuştuk. Çok tatlı, çok iyi bir kız yani. Bir sorun olmayacaktır. Tamam, hadi bakalım. Hı-hı. Bu kız mı? Gel Boracığım, gel. Merhaba. Ya çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Ne demek? Evet, artık fotoğraflarımızı çekelim mi? Tamam. Ben çekerim. Tamam. Ay. Oturarak. Hı. Çekiyorum. Hafif böyle gülümseyebilir miyiz? Evet. Evet. Aa, çektim. Bir iki tane daha çekilebilir miyiz? Tabii olur, olur. Bir dakika. Saçına dokunabilir miyim? Saçıma? Olur. Tamam. Evet.
Evet, hayır, bu olmaz, bu olmaz. Gel Bora Bey'i alalım böyle. Evet hayatım, şunu da kaldıralım çünkü olmaz böyle. Montum. Ha tamam, sen montunu al. Evet, kıyıyoruz şimdi. Of! Feriz. Dur, bırak. Tamam, bırak. Çıkın, bırak. Tamam. Çıkın dışarı, tamam. Hayatım, bir sakin ol ya. Bu ne, bir sakin olur musun güzelim? Ne bu? Ay şahane çıkmışım, bayıldım kendime. Bora da çok iyi çıkmış, çok yakıştık birbirimize. Evet, annenle konuşacaksın ama değil mi şimdi? Konuşacağım ama hayır derse yapacak bir şeyim yok. Evet, biz öyle anlaşmadık ama. Yani ne deseydim pardon, yapamam deseydim Bora ile görüşebilecek miydim? Yok. Ver onu bana. Verim ben. Beni çağırmışsın. Ha, gel Cülde. Gel otur, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Birazdan buraya Hakan Ayıldız geliyor. Bir film anlatacak. Biliyorsun yani normalde hep tiyatro yapıyordu ama ilk defa böyle bir uzun metraj film denemek istiyor. Müzikal komedi, ilginç bir şey. Altın Nehir filmin ismi. Çok iyiymiş. Evet. Ama başrol oyuncusu Nihan Baydar. Yani kız iyi bir oyuncu ama sesi felaket. Yapımcı istedi diye bir bakalım dedi. Ama şimdi de istemiyor. O yüzden de benim aklıma sen geldin. Şimdi seni bir görüştüreceğim, bir toplantı yapacağız. Ay, ya Çınar, yalnız benim son iki görüşmem çok da iyi geçmedi. Ya ben bunu da yapamazsam, ya elime yüzüme bulaştırırsam? Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Yapacaksın Cülde. Merak etme, heyecanlanma, stres yapma. Hakan zaten seninle görüşmek istiyor. Çünkü zaten bana güveniyor Hakan. Tamam, o yüzden sizi görüştüreceğim. Söyle Emre, gitsin o resepsiyonda 10-15 dakika dursun. Bizim toplantımız var. Tamam. Olmayacak. Nedir o olmuyor? Bora mı? Bora. Ay ya, direksiyon sınavına 6 kere girdi. Hepsinden kaldı. Hepsinden. Yani tünelin ucunda ufacık bir ışık görünüyordu. O da kayboluverdi. Nasıl bir ışıkmış o? Ya sınavın sonucuyla ilgili bize yardım edebilecek o da bir ihtimal. Bir kız. O da bizi yarı yolda bıraktı. Bora inanılmaz gergin. Çok panik. Berbat araba kullanıyor ayrıca. Yarınki sınavı geçemezse Uluç'un filminde oynayamayacak. Bir de ajansın durumu ortada zaten. Yani vallahi düşündükçe bunalıyorum. Peri'de gerçekten bunalıyorum. Sana lazım olan işte bu. O ne? Bu doğrudan Alpler'den geldi. Bir arkadaşımdan. Tamamıyla organik, doğal, vitamin gibi bir sakinleştirici. Sınavdan önce bir tane alacak, bitti gitti. Ay yok canım, yok. Yani bir yan etkisi falan olur, şimdi başımıza iş almayalım. Canım bu uyuşturucu değil ki. O sadece rahatlatıcı bir vitamin olarak düşün onu. Sen onu yanında bulundur. İhtiyaç duyarsan bir tane verirsin. Sağ ol. Hadi ben kaçtım. Hadi canım, kolay gelsin. Aha Bekir'ciğim, ben de seni arayacaktım. Ben sormadan kahve getirdim ama eğer istiyorsunuzsa çay getireyim. Yok hayatım, ondan değil, ben yılbaşı partiyi konuşacaktım. Ya hiç konuşmasak daha iyi Perin Hanım. Cips, biraz mısır, kişi başı da 1.42 içki. Al bakalım sen şunu. Ne gerekiyorsa yılbaşı için alacaksınız. Jürideyle konuş. Geçtiğimiz yıl nasılsa bu ajans öyle görmek istiyorum yılbaşında. Çok para. Bir soran olursa diyeceksin ki Peride Hanım gerekeni yaptı. Peride Hanım gerekeni yaptı. Tamam Peride Hanım.
Semaverim fıkkıldar. Hayırdır, hayırdır. Ne oldu? Feride Hanım gerekeni yaptı. Ne yaptı? Gerekeni yaptı işte Gülit. Müjdemi isterim Jülide. Ne oldu Bekir abi? Feride Hanım gerekeni yaptı. Nasıl yani? Her şeyi ödüyor. Vallahi geçen seneki gibi göreceğim buraları dedi. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Ay oh be. Yani sonunda ajansın prestijini düşünen birileri çıktı. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Alışveriş sende. Catering'i ben hallediyorum. Ama benim çok küçük bir görüşmem var. Onu halledeyim sonra hepsini yapacağım. Söz. Tamam tamam. Hadi bak keşfine. Hadi bay bay. Tamam arayalım Celal Bey'i. Kusura bakmayın diyelim. Bir yanlışlık oldu. Nasıl bir yanlışlık? Hafıza kaybı falan mı geçirdim ben? Alzheimer başlangıcı mı var bende? Ne söyleyeceğiz? Çok çalışmaktan kafam arada gidip geliyor diyebilirsin mesela. Yemez bence. Geliyorum şimdi. Tuna'ya bir şey soracağım. Evet. Celal Bey'e uyarlama diye bir iş sattık. İş aslında özgün iş. Nasıl söyleriz? Bir fikrin var mı? Var. Söyleme. Söyleme Kıraç. Söyleme çünkü bak ben şu anda ne okuyorum? Celal Bey yine birine bir şey yazdırmış, yollamış bana. Bak Şeşbeş. Şeşbeş ne sence? Ne bileyim ne? Komedi filmi mi? Hayır, Queen's Gambit'in uyarlaması. Evet. Tavla oynamaya aşık ve çok iyi tavla oynayan yetim bir kızın hayat hikayesi. Nasıl? Yok artık ya. Satranç tavla mı yapmışlar? Evet öyle yapmışlar. Hatta şu anda karakter tavla turnuvasına gitti Rusya'ya. Daha bir şeyler söyleyeyim mi? Başka bir şey? Yok. Gelmiş mi? Ha geliyor. Eli kulağında 5 dakika. Vallahi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çınar da yardımcı olamadı. Geriye tek bir seçeneğimiz kalıyor. Arayacağız Celal Bey'i. Doğruyu söyleyeceğiz. Kıraç yapma. Vallahi Celal Bey arıyor. Dinle ses çıkartma sakın. Buyurun Celal Bey. Kıraç. Şimdi kanaldan geliyorum. Müjdemi isterim. Sattım gitti. Nasıl? Neyi sattınız? Elinizde senaryonuz yok ki. Vallahi bir iş var dedim. Daha uyarlama demeye kalmadan atladılar üstüne. Tabii ben de kendi üstüm tecrübelerimi kullanarak birkaç şey söyleyince okeyleştik. Sen şimdi hemen Ali'yi ara. Elinde ne var ne yok toparlasın tamam mı? Hazırlasın hepsini. Sen de işin yapımcısı mı, yetkilisi mi, kimi buluyorsan onlarla iletişime geç. Hemen bir toplantı yapalım tamam mı? Hadi haber bekliyorum. Vallahi benim böyle durumlarda arayacak bir menajerim yok. Senin de hayal gücün bayağı geniş. Ne yapıyorsun şimdi? Tamam Jülideciğim sen bir sakin ol. Tamam bir sakin ol. Stres yapma. Resepsiyonda çalıştığımı biliyor mu söyledim mi? Yok söylemedim. Söylemedim sen sadece oyuncusun tamam mı? Sen bir sakin ol. Bir oturma pozisyonunu bul Jülideciğim. Bir sakin ol tamam mı? Of kalp krizi geçireceğim galiba. Tamam yok kalp krizi falan geçirmeyeceksin. Çok iyisin. Tamam. Çok güzel oldu böyle. Tamam mı? Tamam. Rahat görünüyorum. Aynen. Hah geldi. Geldi. Girmiş içeri şimdi. Geliyor. Tamam. Kıraç kusura bakma. Yani ben nereden bilebilirim bu işin buralara kadar geleceğini? Tamam ben bir şey düşüneceğim. Bu işten yırtabileceğimizi pek sanmıyorum ama... sen de aklına bir şey gelirse ara beni. Tamam. Hakan'cığım ne haber? Ne haber abi? Sağ ol. Hakan'cığım, hoş geldin. Final için yeni bir şey geldi aklıma. Beğenmezsen söyle ama tamam mı? Nehirde bitiriyorum ya ben filmi. Düşündüm, bize biraz daha kuvvetli bir imge lazım. Okyanus mesela. Filmin adını da Altın Okyanus yaptım. Bu da ilginç. İçeride anlatırsın, gel. Nereden geldi o yine aklına senin? Gel arkadaşım, gel. Lütfen, geç böyle. Geç. Hemen sizi tanıştırıyorum ben. Jülide Tırmık, Hakan. Merhaba. Merhaba, Hakan ben de. Memnun oldum çok. Hakan'cığım, Jülide bizim Ego Ajansı'nın oyuncularından. Kıraç'la birlikte çalışıyor ve sesi çok güzel. Biz de Kıraç'la beraber düşündük. Senin filmin için çok uygun olabilir, bence. Müzikal komediydi herhalde. Müzikal komedi. Erotik tabii.
erotik müzikal komedi. Bu arada Hakan bu filmi kendi yazıp yönetiyor jüride. Yalnız Hakan Bey, benim yani profesyonel bir kaydım yok. Tabii ben şarkı söylüyorum, iyiyim. Ama yani öyle bir deneyimim olmadı daha önce. Bilmiyorum, sorun değil. Zaten tanınmış birini aramıyorum. Ben daha çok ses arıyorum. Yazdığım bitki ve duygu alemine uyacak bir ses. Bitki? Hı hı. Toprağın, yaprağın. Ya daha doğrusu doğanın asidik yapısının verdiği o sesin peşindeyim yani. Benim peşinde olduğum şey bu. Bunu da bir insan sesiyle vermek istiyorum tabii, kadın sesiyle. Çok orijinal fikirlerim var Hakan. Onu fark ettim. Değişik. Evet, esasında anlaşılması çok zor değil yani. Komedinin içindeki doğanın belirginliğini anlatıyor gibisin değil mi? Kusura bakma, bölüyorum. Hakan'cığım kolay gelsin. Sağ ol Kıraç. Jüri de bu Jale Hanım'a gidecek. Acele yalnız. Menajerinin seninle böyle konuşmasına niye izin veriyorsun anlamadım. Kıraç'ın oyuncularıyla böyle bir tavrı olmaya başladı. Son zamanlarda ilişkiyi böyle kuruyor Kıraç ve bunu herkes kabul etmeye başladı. Oyuncular da kabul ediyor, Kıraç da kabul ediyor, biz de kabul ettik. Tabii yani. Başkası göndersin, yok mu sekreter asistanı falan? Var. Var, olmaz mı? Ama işte Çınar'ın da dediği gibi biz alıştık yani, ben sorun yok. Tabii. Yani orası öyle. Hakan, sen kararını verebildin mi? Ne düşünüyorsun? Deneyelim. Ben size haber veririm işlerim bitirince. İyi. Çalışıyorum. Bana bir şey gel. Hakan'cığım, o zaman haberleşiyoruz. Görüşürüz. Şimdi arayacağım seni. Çok kötü geçti. Hayır. Kesin anladı burada çalıştığımı. Hayır, anlamadı Jülide. Gerçekten hiç anlamadı bence. Ne konuştunuz siz Hakan'la? Hakan ilk defa uzun metrajlı bir film yapacakmış da bir başrol oyuncusu arıyor. Böyle şarkı söyleyebilen bir oyuncu. Benim de aklıma Jülide geldi. Bir toplantı yaptık. Evet Kıraç'cığım, bu arada hatırlatırım. Jülide senin oyuncun. Jülide, kusura bakma, gerçekten hiç hesap edemedim. Yok yani sorun değil, biz toparladık zaten. Yani umarım. Toparladık. Hanımefendi. Buyurun. Bu isimler için teslimat yapacağız. Berlin Ajans'tan gönderim yapalım. İki çiçekle göz boyayacak. Vallahi Kıraç pek iki çiçek gibi görünmüyor ama. Tamam, siz buyurun. Ben göstereyim odaları size. Bey, öncelikle bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yani programımızın çok yoğun olduğunun farkındayım. Açık açık konuşabilir miyiz? Lütfen. Kızım Maide'ye de defalarca bunu söyleyip duruyorum. Kızımın ısrarı üzerine bu ajansı satın aldım ben. Ya geriden de takip ediyordum tabii. Nadir'in zamanında her şey iyiydi. Her şey güzeldi. Siz de böyle devam edeceğini düşündünüz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Yani bu kadar iyi oyunculara sahip bir ajansın böyle bir anda tepe taklak olması olacak iş değil. Starlarını birer birer kaybetmesi. Ben o konuyu da anlamış değilim. Ya neden birdenbire ortalık kaynayıp durdu ve oyuncular birer birer çekip gittiler? İnanın hiçbir fikrim yok. Evet, yavaşça çalıştırıyoruz şimdi arabamızı.
hayatım, yani yavaşça ayağını debriyajdan çekeceksin ama sen bunu biliyor olman lazım artık, değil mi? Evet. Yavaşça debriyajdan. Aynen. Evet, şimdi ayağını yavaşça kaldırırken debriyajdan yavaş yavaş basıyorsun gaza. Hisset. Evet, evet. Tamam. Ay, çok güzel. Evet, evet, eller elleri unutma. Tamam. Şimdi tekrar debriyaja basarak ikiye alacaksın. Evet. Tamam, tamam. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Ya hayatım, sen ne yapıyorsun bize ya? Sen bizi öldürecek misin Bora ya? Özür dilerim ya, özür dilerim. Tamam, tamam. Tamam, sakin, sakin. Tamam. Evet, evet. Şimdi, bir dakika. Yeni sayfa. Geri geri gidelim. Biraz da onu deneyelim değil mi? Geri geri gidelim. Geri vites. Evet. Oh. Aldın. Emin ol. Evet. Şimdi. Senin sorunun nedir Bora? Senin sorunun nedir? Tamam, özür dilerim ya. Özür dilerim. Feris Hanım. Tamam. İyi mi herkes? Tamam. Feris Hanım, isterseniz ben deneyeyim bir de. Siz geçin böyle. Evet, sen de. Ben kararımı verdim aslında. Ajansı satacağım. Geriye dönüş yok. Ferit Bey, açık konuşmak gerekirse zarar edeceksiniz. Farkındasınız değil mi? Aldığınız fiyata satmanız mümkün değil. Ama yine de bir an önce adım atmanız lazım. Çünkü zaman geçtikçe zararınız büyüyor. Peki bu işten en hasarsız şekilde kurtulmanız için ne yapabilirim? Elimden de gelir. Ego'yu gerçekten satın almak istiyor musunuz Serkan Bey? Oradan başlayın. Evet, şu an çok güzel. Çok güzel. Direksiyonunu sen her zaman toparla, şeridinden çıkmayacak şekilde. Tamam. Şimdi yavaş, çok yavaş bir şekilde gaza basabilirsin. Çok yavaş, evet. Gayet iyi, çok güzel. Çok iyi. Şimdi ayağını gazdan çekip debriyaja basıyoruz. Evet. Ve ikiye aldım vitesi. Çok güzel. Feris'in böyle sakin sakin anlatınca oluyor, güzel güzel anlıyor, çok güzel oldu değil mi? Böyle, evet, şimdi birazcık daha basabilirsin, çok yavaş bir şekilde. Aman dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin! Tamam. Evet, 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 tamam. Çok güzel anlıyormuş Dicle'cim, sakin sakin anlatınca evet. Değil mi? Evet, bravo, bravo. Feris'in ne olacak böyle? Sen böyle bu haldeyken mümkün değil, sınavı geçemez. Hiç bilmiyorum. Biraz önce bana egoyu almakla ilgilenip ilgilenmediğimi sordunuz. Doğru. İlgileniyoruz. Hem de tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Teklifim şu. Hemen şu an satış işlemlerinin başlaması kaydıyla teklifim 10 milyon dolar. Sen kilo mu aldın? Aldım ya. Yemeklerin yüzünden. Afiyet olsun canım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Anne. Siz düğün ertelenmemiş miydi? Ertelendi. O zaman siz nereye gidiyorsunuz böyle? Gidiyorsunuz değil oğlum. Gidiyoruz. Çünkü sen de geliyorsun. Evet. Geçen gün ceketini kirliye atıyordum. Cebinden bu çıktı. Anne, sen onu nereden buldun anne? Ceketten. İyi yaptınız anneciğim. Tamam, siz gidin o zaman ona. Siz gidin, ben gelemeyeceğim. Ben çok yorgunum. Zaten arayacağım Ozan'ı, tebrik edeceğim ben sonra. Siz gidersiniz. Tamam, hadi. Dedim ama ben sana. Daha iyi bir şey bul dedim. Dedim mi, demedim mi? Ya şimdi gelmezse? Bütün planların suya düşecek. Ben onu ikna ederim, merak etme.
o anacığına kıyamaz. Duygusal bir bakış. Düşmek üzere olan gözyaşları. Ve kırılgan bir ses tonu. Her zaman işe yarar. Görürsün bak. Bu sefer de yarayacak. Görüşemedik bugün. Hı, öyle oldu. Oh. Ne oldu? Senin niye keyfin yok? Aman sorma. Ali'ye takıldı kafam. Çözemiyorum bir türlü. Celal Bey de satmış işi kanala. Fena sıkıştık yani köşeye. Keşke başta söyleseydi uyarlama değil diye. Sorma. Sen ne yaptın? Dışarıdaydın bütün gün. Ne yapalım? Beren'le buluştuk biz de. Bir sıkıntı yok, sen sormadan söyleyeyim. Ne? Sonra da işte babamla bir kahve içtim. Öyle mi? Ne konuştunuz? Ego'nun gidişatını. Kral, sana bir şey soracağım. Sor güzelim. Babam Ego'yu elden çıkarmak istiyor. Vay vay. Ya dur, bir hayır deme hemen. Hayır hayatım, hayır. Olmayacak öyle bir şey. Ya ben olacak demiyorum zaten. Sadece böyle bir fikri var dedim. Ya hem haksız da sayılmaz. Bir süredir para kazanmıyoruz farkındaysan Kıraç. Düzelecek, düzelecek. Adımlarımızı daha dikkatli atacağız. Oyuncu kaybetmeyeceğiz, düzelecek. O Serkan Efendi de görecek gününü. Ya Serkan'la ne alakası var şimdi bunun? Çok alakası var. Ona bu mutluluğu yaşatmayacağım ben bir kere. Bizi çökertmeye geldi. Geldi, Berlin Ajansı aldı, dikildi karşımıza. Ama ben onu geldiği yere geri göndermesini bilirim. Ya senin bu Serkan'la ne alıp veremediğin var? Ben anlamıyorum. Adam işini yapıyor sonuçta. Öyle değil işte o. Göründüğü gibi değil. Madem göründüğü gibi değil, o zaman nasıl olduğunu bana bir anlat. İşin iç yüzünü. Ben de bileyim. Aa, anne, sizden çıkmadınız mı? Olmaz oğlum. Sensiz biz gidemeyiz, bulamayız. Çünkü yani bu baban navigatörle kavga edecek, Allah'ın emri. Ben üzüleceğim, sinirleneceğim, elim ayağım titreyecek. Sonra kim bilir o ıssız yollarda ayılara, kurtlara, kuzulara yem olacağız. Onlar etrafımızı saracak. Anneciğim abartma istersen, ne kurdu kuzusu anne? Ah ah, 40 yılda bir sergiye gideyim dedim. O da nasip olmadı, ne yapayım? Tamam anne, tamam anne, tamam. Ben bu sizdeki sanat aşkını hiç bilmiyordum. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum anneciğim. Tamam mı? Gidelim. Bekleyin, ben bir hazırlanayım geleyim. Tamam. Vallahi senden korkulur. Ama ben de sana bayağı yardım ettim ha. Ha? Ha çek. Ben sana dedim ama. Dedin. Ya. Dedin. Korkulur. Eskiden de böyleydi bu herif. Kibirli. Dediğim dedik. Böyle burnu havalarda. Bütün derdi de benimleydi. Ya bana hiç öyle görünmüyor. Sen nereden biliyorsun ki Serkan? Bir kere gördün hayatını. Ya oturup konuştun mu? İş hayatındaki fikirlerini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya bilmiyorum ama... Şimdi de parayı buldu ya. Her istediğini yapabileceğini zannediyor beyefendi. O dergiye verdiği röportaj falan da yalan dolan bence. Kesin parayla yaptırmıştır. Ya yok canım, sanmıyorum. Adam başarılı yani. Baksana, batık bir ajansı aldı hiç kimse almaya yanaşmazken. Heh, işte bu bile, bu bile asıl derdinin ajansı olmadığını gösteriyor. Ha bir dakika. Sen şimdi diyorsun ki, sen Ego'da çalışıyor olmasan, başka bir ajansa çalışıyor olsan... ya da mesela freelance çalışıyor olsan, yine gelip senin oyuncularını almaya mı uğraşacak bu adam? Aynen öyle. Biz yıllarca birlikte çalıştık bir kere. Benim ciğerini biliyorum herifin. Sen niye bizim ajansın çalışanlarına hediyeler, çiçekler falan gönderiyorsun ki bir kere? Ne yani? Olayın ne? Amacın ne? Tamam tamam, anlaşıldı. Ben senin bu konudaki fikrini değiştiremeyeceğim. Sen de sana ne yolladıysa lütfen hemen geri gönder. Saçmalama. Ayıp, hayır. Yok. Mayda. Mayda lütfen. Yapmayacağım öyle bir şey Kıraç. Meral, sana fotoğraf attım, baktın mı? Nasıl görünüyorum? Ay Dile, çok güzel olmuşsun. Ben bayıldım bu elbiseye. Barış da geliyor mu? Aha. Gözümün içine baka baka gideceğim dedi. Bir de o kız da gelecekmiş. Kim? Peri Masalı'na yeni giren kız mı? Evet.
Anlaşıldı. Sen de o yüzden gidiyorsun. Yani onun da etkisi var tabii. Bana bak, beni ara haber ver, ben merak ederim. Tamam, ben seni arayacağım. Merak etme, hadi görüşürüz. Barış, açıyorum hadi. Geldim. Bunlar ne böyle? Ha, Sarkan'ın yılbaşı hediyeleri ya. Vay be, helal olsun. Ne izliyoruz? Transformers. Sen bir davete falan bir şeye katılacağım diyordun. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Dicle'ye gideceğim dedim ama hiç öyle bir niyetim yok. Bakalım o ne yapacak? Gidecek mi, gitmeyecek mi? Mesaj atarsa ya da ararsa zaten. Ne? Ne olacak ararsa? Benim işin gittiğini anlayacağız. Gayet açık değil mi? Yoksa niye arasın ki yani? Gider sergiye, gezer, arkadaşlarıyla eğlenir, çıkar. Bir de aslanına gittiğimi sanıyor biliyor musun? Kesin arayacak ya, net. Oğlum vallahi hiç anlamıyorum sizi ya. Ne var, atsana şunu. Hı. Zekicim, düz gideceksin hayatım. Tamam. Hayır, öyle gitmeyecek. Anneciğim, U yapmamız lazım. Sergi salonu diğer tarafta kaldı. Oğlum, baban yolu biliyor. Merak etme sen. Bence de merak etme oğlum. Çünkü senin için bu yolun sonu her halükarda aynı kapıya çıkacak. Baba, biz tam olarak nereye gidiyoruz Allah aşkına? Bir söyleyin. Aa, Zeki, Zeki. Sağ çek. Jüri de orada bekliyor bizi. Ha? Ay. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrucuğum. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz? Teşekkürler. Biz de iyiyiz yavrucuğum. Neriman teyze arayıp davet etti. Yani çok ısrar edince ben de sana. Ozan, gerçekten ellerine sağlık. Hepsi harika olmuş ama favorim bu. Çok teşekkür ederim. Bunu ben de çok seviyorum. Bir de çok uğraştığım bir resim oldu biliyor musun? O özellikle gözlerle, şuradaki taşlarla falan çok uğraştım. Akrilik mi bu? Akrilik, sprey boya da var. Sprey boya da kullandım, evet. Çok güzel ya. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Dicle. Selam. Ne haber? İyi, senden? İyidir, ne olsun. Feris yok mu? Şimdi konuştum. Geliyor yolda. Güzel, süper. Yalnız mı geldin? Yalnız geldim, sen? Ben de yalnız geldim. Ozan'la beraberdik. Tebrik ediyordum ona. Çalışmadım. Çok iyi değil mi eserleri? Ben biliyorum, takip ediyorum hepsini. Gerçekten. Çok güzeller, gerçekten çok güzeller. Benim favorim bu. Müthiş görünüyorlar gerçekten ama benim favorim de bu. Öyle mi? Ben de çok seviyorum. Ona çok bayılıyorum ona. O zaman ben içecek bir şeyler alayım. Tamam, alır, tamam. İçki alıyorum, hadi. Boracığım, Boracığım hayır. Hayır, Bora, Bora, hayır. Uluç'u aramıyorum, aramayacağım. Ya rezil mi olalım, olmayalım bence. Hayatım bak, bu film bize başka kapılar açacak. Ne olur güven bana, ne olur dinle beni. Tamam mı? Bak kapatıyorum. Yarın saat 8'de buluşuyoruz. Kapatıyorum hayatım, kapatıyorum. Bay bay. Bay bay Bora, bay bay. İstersen ben arayayım Uluç'u. Ben hallediyorum, sağ ol. Bundan hiçbir şüphem yok zaten. Arayamadım seni, kusura bakma. Çok yoğun bir gündü. Çok zarif bir hediyeydi, teşekkür ederim. Feris, gerçekten beğendin mi yoksa kibarlık olsun diye mi söylüyorsun? Gerçekten beğendim ya, gerçekten. Sadece içine ne koyacağımı bilemedim. Ama onu da bir vakit bulurum herhalde. Geçelim mi? Olur. Oo. Çok güzel. Keskin çizgilerle dışa vurumsallık. Anne, daha yeni geldik. Yeni gördün resmini. Nereden çıkardın bunları hemen? Aa, öyle deme oğlum. Annem bu. Mutlaka her şeyden bir anlam çıkarır. Bak şimdi birazdan o çizgilerden de bir anlam çıkaracak. Göreceksin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer hala merak ediyorsan kararımı vermedim.
merak ediyorum, evet. Ama öyle üzerine gelip seni sık boğaz etmek istemiyorum. Zaten sen öyle bir şey yapmazsın. Hiç yapmadın. Neyse, Feris'e söylemedin değil mi? Söylemedim, hiçbir şey söylemedim. Ajansa geldiğini bile bilmiyor. Emir, ne haber ya? İyi, iyi. Geliyorum, bir saniye. Bir gidip geleyim. Tamam. Ya ben sana ne dedim? Arayacak dedim bilemedim. Bak arıyor işte. Efendim? Alo? Ne yapıyorsun? Neredesin? Evdeyim. Abimle film izliyoruz. Öyle mi? Ha, sen geleceğim demiştin. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Son anda fikrimi değiştirdim. İyi, anladım. Tamam. O zaman size iyi seyirler. Çok sağ ol. Dicle. Geliyorum Emir. Görüşürüz sonra. Tamam. Tamam. Ne oldu? Evdeki hesap çarşı uyumadı galiba. Benim çok acil bir işim çıktı. Aa, tabii tabii, tahmin ederim kesin. Oğlum filmin sonu da nasıl heyecanlıydı ya. Vallahi ben senin yerinde olsam kesin kalıp izlerdim yani. Ama sen bilirsin yine. Yılbaşı akşamı ne yapıyorsun? Var mı planın? Ego'da parti yapıyoruz. Sonra da eve geçerim herhalde. Sen? Planım yok. Belki Ego'daki partiye gelirim ben de. Gel gel. Kıraç çok sevinir seni gördüğüne. Saat tam 12'de oraya gelmiş olayım o zaman. Yeni yıla beni görüp girsin. Bütün senesi kabus gibi geçsin. Ne zaman çözeceksiniz aranızdaki sorunu Serkan? Bilmem. Sanırım Kıraç büyüyüp sorumluluklarını almaya başladığı zaman. Ben bak geliyorum. Ömer Ozan Erdoğan'ı yani çok uzun süredir takipçisiyim. Çok eserini biliyorum ama burada çok başka işler yapmış. Bayıldım. Affedersin. Barış'a bakmıştım ama geldi mi gördün mü? Gelmeyecekmiş. Son anda fikrini değiştirmiş. Ya keşke arayıp bir haber verseydi. Boş boşuna gelmezdim ben de. Sen bir tek Barış için mi geldin? Ben anlamadım. Ha, Feris de tanıştıracaktı beni. Neyse başka zaman artık. Sağ ol Dicle. Yok yok, ben tanıştırayım sizi Feris Hanım'la. Aa, yok gerek yok. Barış kızmasın sonra. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Dicle'ye yaptığım teklif seni de etkiledi galiba. Hı? Kıymetini anlamışsın kızım. Yarın Emir'le görüşmeye gönderiyoruz. Ben onun kıymetinin çok uzun zamandan beri farkındayım da sen bunu nereden biliyorsun? Reklamda çok tanıdık var. Hem Emir hem de Barış'la görüşeceklermiş, birini seçeceklermiş. O işi Barış alacak. Ha, sonucu belli yani. Hayır canım, belli değil. Yanında ben olacağım için öyle diyorum. Ha. Göreceğiz bakalım. Affedersin ama Dicle ile aramızda 20 yıllık bir tecrübe farkı var. Evet, farkındayım ama ben yine de oyumu Dicle'den yana kullanıyorum. Feris, o kızda bir şey var. Çok başarılı olacak. Serkan. Hı. Asistanımdan uzak dur. Bozuşmayalım. Zaten Berlin'i almaya çalışmışsın, becerememişsin. Feris, sen gerçekten bunu becerememek olarak mı görüyorsun? Hı hı. Bence tek boyutlu bakıyorsun. Yani acaba ben gerçekten Dicle'yi Berlin'e mi almak istedim? Yoksa başka bir planım mı vardı? Var mıydı? Kim bilir?
Var mısın iddiaya? Yokum. Sen şimdi Dilli'ye yardım etmeye çalışırsın, akıl fikir verirsin. Destek çıkarsın. Olmaz. Asla. Hiçbir şey yapmayacağım. Gerçekten bak karışmayacağım. Söz veriyorum. Yemeğine. Anlaştım. İşte bu. Sen haklıymışsın Neriman. Sanatçı burada bu keskin çizgilerle dışa vurumsallığın kendi içinde yarattığı karmaşayı anlatmış. Baba sen nereden dışa vurumsallık yok içe dönümsellik bunları sen nereden çıkartıyorsun baba? Yok öyle deme Çınar. Yani gerçekten bu eserde insanların bastırmış olduğu duyguları, o duyguların dışa vurumunu anlatıyor. Duydun mu? Canım kızım şurada da bir tablo var. Biraz bana fikir verir misin? Tabii ki. Gel. Güzellik desen var, akıl desen var, sanat desen zaten var. Tam bizim ailemize layık bir gelin bu jülide. Tabii anneciğim, tabii zaten bizim bütün sülalemizin gelinleri böyle biliyorsun. Ayşe yengem özellikle mesela avantgard ressamların hepsini tanır. Çizgisellik falan Gülşen yengemden soruluyor zaten biliyorsun. Aman Çınar, sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Kıpırdamıyorlar. Bak bu iki oldu. Önce tiyatro, şimdi bu. Sen hani film izliyordun? Ne oldu? Bitti. Ben de hala vakit varken geleyim bir görüneyim dedim. Kime? Ferise. Başka kim olacak? İyi. Ne yapıyorlar ben hiç anlamadım. Sessizliği paylaşıyorlar. Performansın mı acaba? Kendilerini dünyadan ve dünyadaki bütün seslerden soyutlayıp sadece birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Başka hiçbir yere bakmadın. Hı-hı. Bir nevi gerçek aşk temsili. Öyle mi? Öyle. Bence uyduruyorsun. Al bak. Sanat bu. Yani yorumu kişiden kişiye göre değişebilir. Barış. Gelmeyeceksin diye biliyordum. İşim erken bitti benim. Ben de bir uğrayayım dedim. Hı. Ben bir Emrah'a bakayım. Siz de sessiz gibi paylaşın. Feris de burada. Tanışabiliriz şimdi. Buralardaydı. Gel bir bakalım istersen. Aa, Emrah. Sen ne zaman geldin? Az önce geldim. Ha. Serkan Bey de buradaymış. Gördün mü? Ha, evet gördüm. Hediyesi için teşekkür ettim. Ben de ettim. Ocak ayının kirasını ödeyemezsem aldığı tableti satar kurtulurum diye düşünüyorum. Ya Emrah ya. Ne yapayım Dicle? Ajansın durumu ortada biliyorsun yani devir ekonomi devri. Doğru diyorsun. Sen yine ne güzel olmuşsun ben. Teşekkür ederim. Hı. Sen de çok şıksın. Hı, pardon. Evet bak buradaki bakışına bayılıyorum işte. Şimdi dönüyor. Güzel. Yani bence kıraç kabul etmek istemiyor ama Beren'in çok acayip bir cazibesi var. Feriz, şaşırtıyorsun beni. Sen ne zamandan beri ayrıldığın oyuncular hakkında bu kadar pozitif konuşuyorsun? Sen yabancı değilsin ki. Sen? İyi akşamlar. Feriz'cim seni Aslan'la tanıştırayım. Bizim işe yeni girdin. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de. Aslında sizinle baş başa konuşmak istemiştim.
Ajansa da geldim ama yoktunuz. Kısmet bugüneymiş. ben aşağıdayım. Tamam. Ozan Ömer Erdoğan'ı tanıyor musunuz? Ben kendisini eskiden beri tanıyorum. Çok tatlıdır. Birlikte bir filmde de rol almıştık. Tabii yıllar öncesinden bahsediyorum. Kardeşim çok iyi oldu seni gördüm. Dikkat et, görüşürüz. Memnun oldum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ben de gideyim artık Emir. Seni bırakayım mı? Yok yok Emir. Gerçekten gerek yok. Bu arada yarın gelmeni bekleyeceğim görüşmeye, tamam? Çok mutlu olurum gelirsen. Düşüneceğim Dicle. İnan düşüneceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor böyle? Hep böyle duracaklar mı? Evet evet. Yani sessizliği paylaşıyorlarmış. Öyle mi? Ah keşke annen de benimle sessizliği paylaşsa ama o sadece çenesini paylaşır. Ne kadar süre böyle duruyorlar? Salonun açılışından kapanışına kadar. Yani bir 8 saat falan. Aa, çok güzel ya, çok güzel. Biz de mutlaka denemeliyiz. Eve gittiğimizde bir bakalım ne kadar dayanacağız. He? Babacığım siz en fazla 2 dakika dayanırsınız. Çınar, bir de siz deneyin bakalım ne kadar dayanacaksınız. He? Anneciğim hadi gidelim artık buradan. Bak insan onlar. Tamam. Nereye? Şöyle gidelim. Biz şuraya dön. Maalesef hep aynı şey benim başıma geliyor Feris Hanım. Benle çalışmak isteyen menajerle ben çalışmak istemiyorum. Hı. Senin çalışmak istediklerinde seninle çalışmak istemiyor. Efendim? Ah. Neydi adın? Aslıhan. Aslıhan. Evet. Aslıhan'cığım ben seni arayayım. Bir görüşmek için bir gün kararlaştıralım. Tamam. Ama şu an birisiyle görüşmem gerekiyor benim. Kaçtım. Peki. Görüşürüz. Barış, yazardın bu kızı benim başıma. Ne yapayım Feris, seninle tanışmak istiyordu. Ay açtı ağzını, yarım saattir konuşuyor. Bir araya giremedim. Siz de beni tek başıma bıraktınız. Çok teşekkür ederim. Ha, Serkan nerede? Ona da 2 çift lafım var. O çıktı Feris. Acil bir telefon geldi. Çıkması gerekmiş, Feris'e söylersin dedim. Aa, tamam, sağ ol canım. Ay buraya geliyor, ben kaçtım. Ben de. Ne kadar enteresan bir parça değil mi? Evet. Nikah memurunu da arkaya bantlamışlardır kesin. Baba ya. Yani bu aslında öyle düşündüğünüz gibi evliliği savunan bir eser değil. Hatta aksine yani toplumun hem erkeğe hem kadına dayattığı evlilik normlarını eleştiriyor. İlla da evlenmek zorundasın algısını yerle bir ediyor. Aa, olur mu canım öyle şey? Ayrıca 2 tane kartonu 1 tane tülü yapıştırmış, buna da sanat demiş. Ay ben bunu hiç sevmedim. Sanat işte anneciğim. Sanat. Sanat bile diyor ki insanların hayatına hiç kimse karışmasın diyor anne. Öyle tabii. Yani zaten günümüzde evlilik çok zor. Ama yani yine de 2 insan birbirini seviyorsa, yani ortak bir noktada buluşabiliyorlarsa, evlenmek istiyorlarsa bence çok da abartılacak bir şey değil. Bak bu söylediğinde çok haklısın. İnsanın sevdiği yanında olduktan sonra gerisi kolay. Değil mi Jülideciğim? Öyle tabii. Gel şunlara bakalım. Bazen maçı kazandım sanırsın ama 90+8'de öyle bir gol gelir ki. Evet baba gelebilir. Gidelim çıkalım artık. Hadi. Hadi gidelim. Tek başıma ben burada ne yapacağım? Sıkılırım Dicle ya. Biraz daha kalın. Ben gezdim hepsini. Tek tek gezdim. Yarın ajansla görüşürüz. Gerçekten. Ne haber Emre? İyi Barış senden. İyidir. Ben bir Çınar Beylere bakayım o zaman. Evet. Yaşasın. Çıkıyor musun? Evet çıkıyordum. Aa, Aslan seni arıyordu. Konuşabildiniz mi tekrar? Hı, konuştuk. Ne oldu, kaçıyor musun kızdan? Yok. Niye kaçayım? Aa, yani biraz sıkıcı bir tip olduğu için olabilir mi acaba? Bilmiyorum. İşte değil. İyi tamam. Sen öyle diyorsan. (Gülüyor)
Ya bu sanat galerilerini hep böyle ara sokaklara yapıyorlar. Ben anlamıyorum ya. Bohemler ya. Ya ben orada söylemedim ama o resimleri ben de yaparım biliyor musun? E ne var yani, şöyle boyaları bir fırlatıyorsun şöyle bir tuvalin üstüne, oluyor zaten. Ya Barış, bal çok gönüllülüğün var ya, bir gün başına iş açacak. Ne var? Yapamaz mıyım? Sen önce bir cinali çiz. O bana yeter. Cinali? Evet. Şu an resmen küçük görünüyorum burada. Alakası yok. Ben Ömer Ozan Erdoğan'ın bütün çalışmalarını gördüm ve harikalardı. Yani bu çalışmalara ben de yaparım demek, ne bileyim. Kusura bakma ama yani biraz ukalaca. Bu ukala hava bana bugüne kadar bütün işleri getiren hava Dicle'cim. Kusura bakmayacaksın. Bak mesela yarın gideceğiz reklam görüşmesine, bana diyecekler ki Barış Bey, projemizde yer almak ister misiniz? Ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Bakarız, bir düşünmem lazım. Oo, inanılmazsın ya. Gerçekten inanılmazsın. Bak bu ukalanın altında net bir özgüven eksikliği yatıyor, biliyorsun değil mi? Vay be. Şu an çok belaltı çalışıyorsunuz Dicle Hanım. Vallahi kusura bakmayacaksınız Barış Bey. Sıradaki şarkı sizin için geliyor. İbrahim Tatlıses'ten Acı Gerçekler. Oyuncun işe alamayacak diye saldırıyla anlaşıyorsun. Farkında mısın? Kim? Benim oyuncum işe alamayacak. Benim oyuncum işe aldı bile, senin haberin yok. Var mısın iddiasına? Varım tabii, nesine? Açık çek. Pardon? Ben kendime güveniyorum, açık çek diyorum. Ne istersen yaparım. Tamam. Ben de açık çek diyorum o zaman. Ama sonra ben oynamıyorum, yok efendim. Hayır demeyeceğim, söz asla demeyeceğim. Tamam. O zaman iyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Göreceğiz. 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 Önce tiyatro, şimdi bu. Sen hani film izliyordun? Ne oldu? Bitti. Aa, Aslan seni arıyordu. Konuşabildiniz mi tekrar? Hı, konuştuk, konuştuk. Ne oldu, kaçıyor musun kızla? Yok. Benim oyuncum işe aldı bile, senin haberin yok. Var mısın iddiasına? Varım tabii, nesine? Açık çek. Tamam. Ben de açık çek diyorum o zaman. O zaman iyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Böyle vereyim. Bir de bu. Bu ne? Bu doğal içerikli bir şey. Kesinlikle ilaç değil. Endişeniz olmasın. Yani rahatlamanız için, kendi gerginliğinizi atmanız için. Peki. Emin miyiz? Başımıza bir iş gelmesin. Gelmez. Merak etmeyin siz. Eminiz bir tanem, eminiz. Bunu alıyorsun. Ondan sonra bak ne oluyor biliyor musun? Böyle hop, oh, nasıl bir rahatlama, nasıl bir sakinleme. İnanamazsın. Arabaya bindiğin anda fark edeceksin bak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye. Eminiz değil mi? Eminiz, eminiz. Ben böyle saatlerce gidebilirim biliyor musunuz? Bayılıyorum araba kullanmaya ya. Konsantremizi bozmuyoruz. Tabii. Vites değiştirelim. Şimdi ileriden sağa girelim. Tabii, sinyal veriyorum hemen. Ha. Geliyor. Şimdi park edelim. Hemen park ediyorum. Girecek. Yapacak dursun. Thank you.
Ferisan'ım. Ferisan'ım ben de istiyorum. Gerçekten ben de kullanmak istiyorum onlardan. Belki görüşmeden önce ben de içerim bir tane. Onlar boştu ki. Ben onların içlerini dökmüştüm. Şaka yapıyorsunuz. Neyse canım. Oh, bu da bittiğine göre artık görüşmeye geçebiliriz. Ben bir direksiyon hocasıyla görüşeceğim. Çok iyiydi. Tebrik ederim. Çok iyiydi gerçekten. Oh, fark edişi. Nasıl fark ettin? Çok iyi. Affedersiniz. Çok iyi. Şaşırdım. Sonuçları soracaksınız biliyorum. Ya evet yani çok iyi geçti gibi geldi ama yani sonuçları öğrenebilirsek çok iyi olur. Çünkü benim bugün yapımcıya bildirmem gerek, yoksa ben çok zor durumda kalacağım. O zaman siz arayın. Bora Bey'in sınavdan geçtiği haftaya açıklanacakmış değil mi? Ama haftaya çok geç olur hanımefendi. Ben... Geçti. Geçti. Ben bir şey söylemedim. Siz de hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım. Duymadım. Ne dediniz ki siz? Tamam mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Burada bağırmıyoruz. Aldım ettim. Teşekkür ederim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. O zaman Uluç'u arayalım. Ben ilk görüşmede biraz tutuktum. Böyle filmi istemediğimi falan düşünmüş olabilir. Tekrar böyle rahat rahat görüşeceğim bir görüşme ayarlayalım ha. Ya hayatım, akşama parti var zaten. Uluç da orada olacak, sen de orada olacaksın. Konuşuruz hep birlikte. Tamam. Oh! Feyzan parmakla. Feyzan, ben size sordum onlar lazım mı diye ama... Siz hayır dediniz, o yüzden ben de almadım ya. Tamam, çok çok özür dilerim, kusura bakmayın ne olur. Ay bak, şunu bana açabilir misiniz? Şunu, bakarım şimdi Ferisan Hanım. Sen bakayım. Bir dakika. Baktım. Ha, buldum, buldum. Evet, imzalayıp koymuşuz. Burada yani. Tamam. Ferisan, kapatıyorum. Kusura bakmayın, çok 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 özür dilerim. Ben Dicle Ertem, Emir Binnal'ı temsil ediyorum. Feris Hanım'ı bekliyorduk biz ama. Sinan Bey, kreatif direktörümüz. Oo, çok özür dilerim, böyle bir an karışıklık olunca çok özür dilerim. Kusura bakmayın, size saygısızlık etmek istemedim gerçekten, affedersiniz. Merak etmeyin, öyle almadım zaten. Feris Hanım'ı diyorduk biz. Feris Hanım, çok iyidir Feris Hanım. İşini iyi, çok iyidir. Pardon, biz neden bahsediyorduk? Feris Hanım gelmeyecek mi? Ha evet, tam olarak da ondan bahsediyorduk. Biliyorsunuz Feris Hanım iki oyuncusu için de aynı görüşmeye girerse ne olur? Temsiliyette bir karışıklık olur. O yüzden ben Emir Bindal için geldim. Feris Hanım da benden sonra Barış Havası için gelecek. Evet, şimdi başlıyorum. Ben konseptinizi okudum. Gerçekten. Çok beğendim. Çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce pozitif düşünelim. Genel olarak çok enteresan bir şekilde Emir'in kendi karakterine çok yakın eylemler kurulmuş. Bunu çok sevdim. Mesela onlardan bir tanesi ne demişsiniz? Mutfakta yemek yaparken ki kendisi bir mantarlı beşamelli tavuk yapar, parmaklarınızı yersiniz. Bence sette bunu yapabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Olabilir tabii. Basın tanıtımı için de uygun olur. Sonra bir de şey var, şarkı var. Emir bugüne kadar herhangi bir projesinde sesini hiç kullanmadı ve çok güzel şarkı söylüyor. Siz de duysanız anlarsınız, gerçekten çok iyi. Onun dışında yeni bir oyuna başladı şu an Emir, Romeo ve Juliet. Çok güzel bir uyarlama, ben provalarına katıldım. Oyun çıktıktan sonra mutlaka izlemenizi öneririm. Pijamalarıyla yatakta kitap okurken demişsiniz, bu zaten herkesin yapabileceği bir şey. Bunda bir problem yok. Aksiyon sahneleri demişsiniz, koşarken, atlarken vesaire, bunların hepsinde hiçbir problem yok. Yani tabii ki bizim tarafımızda son söz oyuncumuzundur ama büyük bir problem çıkacağını sanmıyorum. Harika. Bugüne kadar yaptığımız en verimli, en kısa toplantı bu olsa gerek. Dicle, reklamlarda oynamayı düşünür müydün? Kim? Ben? Yok canım, olur mu? Çınar Bey, misafirimiz var. Geldi yine başımın tatlı belası. Ne haber Cemil? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi, sağ ol. Ne yapayım? Ben de iyi. Nasıl gidiyor? İyi, her şey çok şükür. Her şey yolunda. Oh, ne güzel. Evet. Hemen başlıyor muyuz? Her ayın sonunda yaptığımız klasik menajerim olur musun konuşmasına hemen başlayalım mı? İster misin? Öyle deme ama alınıyorum.
Hiç alınma. Alınmana gerek yok çabucuğum. Biz denedik olmadı. Öyle düşün. Ya bu sefer olacak Çınar. Hem o zamanlar kafam karışıktı. Şimdi her şeyi çok net. Hem Amadeus ayın 1 milyonu geçti YouTube'da. Farkındayım bak ne kadar güzel. Her şey ne güzel ilerliyor ama yani biz birlikte olamayız Çabi. Denedik olmadı. Zorlamanın da bir manası yok. Yani sorun sende değil. Ben de diyeceğim de sorun da sende. Haklısın. Ne desen haklısın ama bu sefer tutacağım kendimi. Söz. Yok yok yok. Ben en son birlikte çalıştığımız zamanı hatırlıyorum Çabi. Sen de hatırlıyor musun? O zaman bak ben sana ne söylemiştim? Demiştim ki işle ilgili seni aran varsa sen direkt bana yönlendir Çabicim. Bütçeyi sen konuşma. Birlikte karar verelim. Haklısın dedim. Evet dedim. Peki sen ne yaptın? Ben seni hiç dinlemedim Çınar. Ya herkesle kendim konuştum. Herkesle ben bütçe verdim. Projeleri ben okudum ya. Ya memlekete ne kadar uzakdoğulu rol varsa hepsini atladım ya. Ya Japon'u oynadım. Tayvanlı'yı oynadım. Endonezyalı'yı oynadım. Endonezya uzakdoğuda değil be abi. Hı. Vallahi çok pişmanım ya. Ya ondan sonra ne yapacağımı çok iyi biliyorum ya. Çok iyi biliyorum. Yok artık çok geç. Çabii geçti artık çok geç. Geçmedi. Geç 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 geçti artık. Geçmedi. Çabii geçti. Geçmedi abi. Yok. Geçti. Al abi al al. Benim telefonumu al ya abi. Al. Ne yapayım ben telefon yok istemiyorum Çabii'cim. Al telefonu çok sağ ol. Al al. Al. İstemiyorum telefonu al sen Çabii. Al şu telefonunu ben. Ararlarsa açarsın abi. Yok açmam ben. Niye açayım sen telefonu Çabii? Açmayacağım sen al al telefonu hadi. Kore malı Kore malı. Yiyelim alın ya. Tamam istemiyorum Çabii çok sağ ol. Hem içinde YouTube şifreler de var. Ya kanalı da sen yönet. Ya yeter ki benim menajerim olçular ya. Ya eski güzel günlerimize geri döneriz. İşte o eski güzel günler senin için eski güzel günler Çabii. Benim için ıstırap dolu günlerdi o günler. Bu adam nerede ne yapıyor diye düşünmekten deliye döndüm ben o zaman Çabii. Deme öyle ya deme öyle. Deme öyle. Deme öyle böyle bir şey yok deme. Deme vallahi ne, sen ne diyorsan onu yapacağım. Yok Çabii bak artık ya yoruldum. Hakikaten yoruldum. Al, al şu telefonu. Hadi, titriyor. Telefon titriyor şu anda titriyor. Al aç aç bir arıyor. Annem arıyor. Heh aç. Ya bir şey ya. Çınar'la kaç istiyo? Ye sign halıyor taşı. Sign. Bir kere şu şarkı söyleme meselesini unutabiliriz. Sesinde sorun mu var Barış Bey'in? Ah hayır hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sadece Barış'ın sesiyle ön planda olmasını ben çok doğru bulmuyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim yüzme meselesini de unutabiliriz. O neden? Mayo reklamı yapmıyoruz ki. Biz bu vitaminleri kullananların vücutların daha sağlıklı olduklarını gösterdik. Barış'ın yüzü çok sağlıklı. Yoksa hayran kitlesine başka bir mesaj göndermiş oluyoruz. O da beni rahatsız ediyor. Yani açıkça söylemek gerekirse dizide bile böyle sahneler olduğunda ben bu içeriği bir sorguluyorum. Yani gerek var mı? Yok mu? Bence yok. Peki. Diğer başlığa geçelim o zaman. Geçmeyelim. Pijamayla kitap okumak yani çok tembel bir resim değil mi? Yani ben bunu sadece Barış için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani ürün için de söylüyorum. Yani vitamin, enerji, sağlık. Yanlış mıyım? Bence direkt olarak şu aksiyon planlarına geçmeliyiz. Onlara yüklenmeliyiz. Yani hem de Barış'ın izleyici kitlesiyle vitaminin hedef kitlesini birleştirebiliriz. Değil mi? Yani Barış'ın sadece sosyal medyasında 1,5 milyon takipçisi var. Dizisi de her hafta Türkiye'de en çok izlenen ilk 5 arasında. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de bu yan rolleri kimler oynayacak acaba? Mesela Barış'ın karakterinin eşini kim oynayacak? Bence bu çok önemli ve buna biz de onay vermeliyiz. Tabii ben bütün bunları söylüyorum. Son söz yine de Barış'ın olacak. Ceylin'in yapım yasalı dokümanı çıkarmış. Bizi aradılar. Ben de dedim ki Beren Hanım o dönem bizimle çalışıyordu dedim. Bunu kayıtlara geçin. Tamam Gülüm. Çabii mi o? Aa evet o. 1 aydır gelip gidiyor. Çınar Bey'in hiç ilgilendiği yok. Hiç vazgeçmedi. Hayatta almaz Çınar. Geçen sefer delirtmişti zaten. Almayacağım mı abi telefonu? Çabiciğim. Çabiciğim hoş geldin. Hoş bulduk Raç abi. Ne haber? İyi ne olsun. Aynen. Şimdi ben sizden bir şey isteyeceğim ama ikinizden yani. Hayırdır inşallah? Ben bir anlatayım bakalım. Ne diyeceksiniz? Dicle senden öyle bahsetti ki
Meğer neler neler doldurmuşsun heybeni öyle. Yok canım, o kadar değildi. O kadar mıydı? Yani umarım öyledir. Gerçi Dicle dediyse doğrudur. Yemek yapman, şarkı söylemen, bunlar iyi şeyler. Gerçi bunları daha önce sende görmedik ama. Yani çok da ne bileyim önemli şeyler değil gibi yani. Bütün oyuncular yapmalı gibi geliyor bana. Hani çok özel bir yetenek değil bence. Biz bu sabah markayla bir toplantı yaptık. Kampanyanın 360 olmasının daha mantıklı olduğunu düşündük. Seni sosyal medyanın da bu kampanyaya dahil etmek istiyoruz eğer olursa Emir. Ne dersin bu konuda? Valla ben karışmam. Menajerim ne diyorsa odur benim için. Dicle'ye güveniyorum. Bence bu çok güzel bir fikir. Çok güzel. Ben acaba buna küçük bir şey ekleyebilir miyim? Şöyle mi yapsak acaba? Biz bunu bir sosyal sorumluluk projesine mi dönüştürsek? Şöyle yapacağız. 81 ilde pilot okullar oluşturacağız. Ve biz bu pilot okullardaki öğrencilerle Emir'i her hafta sosyal medyada canlı yayın yaparak sohbet ettireceğiz. Ve marka tarafı da bu okullardaki öğrencilerin, öğretmenlerin sayısı kadar da vitamin gönderecek. Sadece bir örnek. Ha, isterseniz. Dicle. Evet. Bizimle çalışmak ister misin? Ne diyorsun Çabi? Bu Koreli yapımcı rolünün altına kalkabilir misin? Menajerim ne diyorsa o abi. Ben senin menajerin değilim Çabicim. Sakın. Değilim. Değilim. Olacaksın ama Çınar'cığım. Hayır, öyle bir şey yok. Olacaksın Çınar'cığım. Çınar eğer benim menajerim olursa ne istiyorsan yaparım abi. Harika. O zaman oldu bu iş. Hayır işte olmadı. Öyle bir şey olmadı. Oldu oldu. Oldu oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Siz bunu daha önceden kararlaştırdınız mı? Çabi sen mi ayarladın kıracı? Yok abi. Yok be oğlum. Kararlaştıran falan ayarlanan hiçbir şey yok. Alt tarafın 15 dakikalığına bilemediğin yarım saatliğine Koreli gibi yapacak. Abi ben zaten Koreliyim. Hadi lan yeme beni. Ya vallahi Koreliyim ya. Oğlum senin annen Türk değil mi? Öz be öz Koreliyim abi, yeni göbek. Yapma ya. Ne biçim Türkçe konuşuyorsun? Allah Allah, bilmek de kabahat oldu herhalde abi. Yok estağfurullah da. Sen Eskişehir'e değil misin? Eskişehir mi? Yok abi. Hı. Güçlü duruş, tamam. Yüksek enerji, tamam. İyi aile babası bile tamam. Ona da varım ama... Yani komedi meselesi bence ters teper benim izleyici kitlemde. Şu anki izleyici kitlesiyle bir sonrakini bilemeyiz. ben bu 360 meselesine bir ek yapmak istiyorum. Biz maalesef Barış'ın hesaplarından sadece dergi çekimlerini paylaşabiliyoruz. O seçilen resimlerin üstünden de son olarak bir de ben geçiyorum tabii. Nerede kaldı bu yapımcı? Ya adı neydi? Min Sung Bey. Gelmek üzeredir. Min Sung. Efendim. Geldim, geldim tamamdır. Gelmişler, ben hemen geliyorum. Bu adamın İstanbul'da ne işi var? Şimdi şöyle Celal Bey, yeni bir dizi projesi için mekan bakıyorlarmış. Ya yapımcının mekan baktığı nerede görülmüş arkadaşlar? Buyurun, buyurun, böyle buyurun. Böyle alayım sizi. Buyurun, böyle alayım. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ben tanıştırayım sizi. Yapımcımız Celal Bey, Min Sung Bey. Min Sung Bey, Celal Bey. Senaristimiz Ali Bey, Min Sung Bey. Min Sung Bey, Ali Bey. Çevirmenimiz. Merhabalar. Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Aç mı, yer mi bir şeyler? Söyleyelim mi ona da? Yok, şunu yemiştim. Rating de ekleyelim. 9'u geçerse ek kaşemizi alırız. Tamam, notumu alıyorum. Ha, Sinan Bey arıyor. Hayırdır, niye seni arıyor? Hiç bilmiyorum, bakalım. Buyurun Sinan Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun dinliyorum. Çok teşekkür ederim Sinan Bey, çok teşekkür ederim. İnanın, inanın pişman olmayacaksınız. Şimdi Ahmetciğim, şimdi ne söylesem aynısını tekrar ona söyle, tamam mı? Bu projeyi ben beğendim.
uzaylılar geldi diye dizi yapsın Koreliler. İki hafta sonra biz de yaparız. 8 reytingli açılış yapar. Çevir çevir. Ayrıca ya şu Kore dizilerinin süresini uzatsınlar biraz. Celal Bey, yapmayın ya. Zorlanıyoruz ama Ali. Yalansa yalan de. Kendi özgün işlerimizi yapabilsek. Bir dakika Kıraç. Bak bunu da çevir. 40 dakikalık dizi mi oldu? Tabii canım. Olmuşken 150, 180, 300, bak, 1000. Kanal öyle istiyor Kıraç. Ne yapalım? Ha? Yapacak bir şey yok. Bak bunu da çevir. 40 dakikalık dizi yapıyorlar. Ondan sonra biz burada sezona yaymak için mahvoluyoruz. Ya uzatsınlar süreyi biraz. Bunu düşünsünler tamam mı? Dizileri 90 dakikalığa çıkarsınlar ya. Çevir. Saşı bunu tari drama cikosu. Burika gülge mandilmayan. Dramanın saç bunu tak mandilde. Minsung Bey 40 dakikalık sürenin makul olduğunu söylüyor. Kafa basmaz tabii baksana mal mal bakıyor zaten. Onlar da anlayacaklar zamanla sürenin uzaması gerektiğini. Çevir Ahmetciğim. Bunu çevirmedin değil mi? Ellerinde ne kadar iş var onu bir öğren. Onları alalım da Ali'ye verelim uyarlasın hemen. Hepsine talibim ben. Aa yeter ama ya. Ne oluyor be? Ya kusura bakma Kıraç abi ya. Bu adam Türkçe konuşuyor ya. Konuşuyorum tabii. Sabahtan beri sabrediyorum dayanamayacağım artık ya. Nedir bu Kore sevdası? Ne oluyor ya burada? Yahu adam oturmuş yazmış. E siz de beğenmişsiniz işi. E kanala sattım diyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz ki? Taktınız bizim dizileri uyarlamaya. Ya eyvallah ben de Koreliyim ama Türkiye'de de çok güzel yazarlar var. Çok iyi işler var. İlla uyarlama olacak. İlla raporlama olacak bilmem ne. Ya uyarlamayın demiyorum ki. Uyarlayın. Ama yani yazılmış güzel işleri de karalamayın bu kadar. Kıraç, burada neler olduğunu açıklayacak mısın bana? Anladım. Tamam ben size hemen dönüyorum olur mu? Tamam hemen döneceğim. Tamam. Ay ne oluyor Dicle söyler misin? Niye seni aramış? Bir şey yok Firsan'ın. Emir'i seçmişler reklam için de onu haber verdi. Nasıl yani? Ben halletmiştim o işi, o iş cepteydi. Öyle dedi. Aha, kim bilir ne söyledin adamlara? Aynen böyle devam et. Ne yapıyorsan aynen böyle devam et. Tamam mı? Firsan'ımı aklıma aldınız Firsan'ımı. Aferin ya. Vallahi Celal Bey, Ali ilk işini anlattığında siz beğenmiştiniz aslında. Sonra özgün iş deyince yok arası öyle dediniz, burası böyle dediniz. Ali de ikinci işinin uyarlama olduğunu söylemek zorunda kaldı. Bu. Yani Celal Bey, tamamen mecbur kaldım. Ne diyeyim? Yani uyarlama demeseydi satın almayacaktınız işi. Sen de tabii proje sahibi diye karşıma getirdin, öyle mi? E özgün işlere hiç şans vermiyorsunuz ki Celal Bey. Tutturmuşsunuz bir uyarlama. Halbuki bizim ülkemizde de şahane işler yazılıyor, çok güzel işler yapılıyor, müthiş yazarlarımız var. Ama şans vermiyorsunuz Celal Bey, şans. Ya bir şeyi sevdiyseniz arkasında durun. Çünkü siz durmazsanız illaki biri durur. Mutlaka o iş yapılır. İlla yapan biri çıkar. Şahane de olur. Çok güzel olur, tutar. Reytingler yapar. Prestij yapar. Vallahi benden söylemesi. Sonra elinizden kaçırdığınız için çok pişman olursunuz. Heh, işte ya ben de onu diyorum işte ya. Ağzına sağlık be Kıraç. Bu uyarlama, uyarlama, uyarlama nedir arkadaş ya? Ama kanal takmış uyarlamaya. İlla uyarlama olacak. Ali'cim. Sen elinde ne kadar iş varsa getir bana. Kıraç hemen sözleşmeleri yapalım. Bu iki projede benim, tamam mı? Kanalı da ikna edeceğim. Gerekiyorsa iki tane star çıkaracağım karşılarına, oturtacağım. Bu işi yapıyoruz arkadaş diyeceğim, o kadar. Tamam Celal Bey, tabii. Ne demek? Sana gelince Çabi. Abi çok yükseldim az önce de. Benimle alakası yok Kıraç abi, bir şey yap. Uzun zamandır kafamda bir dijitalde talk show yapma fikri var. Onu seninle bir konuşalım. Çınar ne diyorsa o. Vallahi tek kelime etsen beni kapının önüne koyar yani. İyi insan lafı üstüne. Celal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Şabi'ye talk show yapıyoruz Çınar. Çabicim ama biz bunları şimdi konuşmadık mı Çabi? Yok abi, Kıraç abi bir şey söylesene. Ya ben dedim ki menajerim Çınar dedim. Tek kelime edersen beni kapının önüne koyar dedim ya. Kıraç abi bir şey söylesene. Vallahi ben hiçbir şey duymadım.
Nasıl duymadın? Korece mi konuştum abi? Ne bileyim oğlum, ne dedin sen? Girmeden önce adamı sattın ya. Yok ya, hiç alakası yok. Yok, benim menajerim yok dedim. Ben Çınar'ı tanımam demedin mi? Biraz önce dedim. Şimdi Çınar alakası yok ya. Vallahi hiç yakıştıramadım sana Çabi. Tövbe estağfurullah. Ne tövbe estağfurullah Çabi? Neyse, bu seferlik bir şey demeyelim Çabicim. Şaka mı? Her şey Feride Hanım sayesinde. Vallahi var ya, Feride Hanım gerekeni yaptı. Çağırdı beni oraya. Çekmeceden çıkardı zarfı, önüme koydu, dedi Bekir. Eskisi gibi göreceğim buraları. Kazan bu hediye. Nasıl? Çok güzel. Yani sana çok gitmiş mi Bekir abicim, bilemedim. Canım. Pınar Deniz için de elinden geleni yapmıştı Feride Hanım. Şimdi bu parti için yaptıklarına da baktığımızda yani. Ağlayalım mı Emrah'cığım? Evdeki gibi baş başa verip depresyona mı girelim şu an? Eğlenmeye geldik ya. Kim açtı konuyu? Sen açtın, ben mi açtım? Ben kendimi camdan aşağı atıyorum. Gelecek misin? Manyak ya. Annem. Aynı annem çıktı içinden. Hadi bırak. Ben içecek bir şey alıyorum. Aa, Hakan gelmiş Hakan. Gel Jülit de gidelim, Hakan'ın yanına gidelim. Ya Çınar, boş ver, bence zorlamayalım. Jülit de bir gelir misin lütfen, gel. Aa Çınar, ne var? Ha, iyi. Senden ne haber, nasılsın? Vallahi iyi, ne yapıyorsun? Sen de biraz... Evet. Sen görüşürüz. Hadi bye. Bora ne haber? İyi, senden ne haber? Vallahi ben hiç iyi değilim. Bu Çınar öyle beni istediğini biliyordun değil mi sen? Efendim? Taksi şoförünü diyorum. Hani haftaya başlıyorsunuz ya çekmeye. İşte o senaryo benim için yazılmıştı. Haberim yok ya. Ya bırak şimdi ya Bora. Elinizden geleni yaptınız, rolü aldınız. Bravo ya, vallahi. Bravo size. Vallahi hem çok şaşırdım, hem çok sevindim. Gerçekten hiç beklemiyordum. Dicle'yi arayıp oldu deyince iş, şaşırdım ama çok da mutlu oldum. Ya neden? Ben Dicle'ye güvenmesem neden seninle çalışmasını isteyeyim ki? Emir, ya seni devamlı ne kadar sevdiğimi, ne kadar yetenekli bulduğumu söylemem mi gerekiyor? Seni hep böyle övmem mi gerekiyor tekrar tekrar? Vallahi ara sıra söylesen aslında hiç fena olmaz. Çünkü sevdiğim, güvendiğim, değer verdiğim bir insanın bana böyle şeyler söylemesi mutlu ediyor beni. İyi tamam, gelecek sene söylerim o zaman. Gerçekten bu espriyi yaptın mı? Yaptım. Çok kötü. Gülüyoruz. Evet doğru. İyi seneler. Hakan'cığım ne haber? Çınar, bana bir taksi çağırır mısın? Ne oldu, gidiyor musun? Selim'le tartıştık film yüzünden. Nehir iyiydi, niye okyanus yaptın diyor. Bir şey diyor. Şiştim yani, anladın mı? Belki daha sonra gelirim ama şimdi bilmiyorum. Tamam, tamam. Ben sana taksi bulmaya çalışayım da Hakan, bir de şey söyleyecektim. Jülide'yi istersen şu anda bir ses denemesi yapabiliriz. İster misin? Pardon. Aslı, şimdi duyuyorum. Al işte, görmezden geldi beni. Yok, hayır. Hiç öyle bir şey olmadı. Hakan'ın zaten çalışma tarzı bu. Jülide yani şu anda o kafasındaki kastı bulamadığı için gergin, o kadar. Yok başka bir şey. Geldim, tamam dur. Geldin mi? Disiplin. Beğendin mi? Güzel mi? Sevs Hanım bu seferlik kostüm odasını kullanmamıza izin verdi de ben de seçtim bir şeyler. Sen de çok güzel görünüyorsun. Böyle pırıl pırıl saçlar maçlar, oh. Çok güzelsin. Sen karar verdin mi Barış'tan ne isteyeceğini? Aklıma bir şey gelmiyor Meral. Bu çocuk açık çek demiş. Büyük düşün, büyük. Ne istersen iste demiş. Biliyorum, düşünüyorum. Ama daha bulamadım. Bulacağım, bulacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber Dicle? Nasıl gidiyor? İyi. Barış geldi mi? Burada mı? Feris de konuşacak tam. Ha, tamam. İyi. Tamam. Gitmemiz lazım. Hashtag güne bir kriz bırak, gitmemiz lazım. Tamam. Meral, hemen geliyorum. Dur, yavaş al. Ben. Hadi. Biz daha önce tanışmıştık değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Yo, doğru hatırlıyorsun. Ne haber? Nasılsın? Yorgun. Sen? Vallahi ben de. Bütün gün oradan oraya koşuşturdum. Aslında Dicle ısrar etmese hiç çıkmazdım evden. Öyle televizyonun karşısında girerdim yeni yıl. Hal benden de o kadar. Barış dedi işte, ille de gel, ille de gel. Geldik bakalım. Ben içecek bir şeyler alacağım.
Sen de ister misin? İsterim. Hiç hoş olmadı bu. Ben masrafları kısmaktan bahsediyorum. Siz hiç oralı olmuyorsunuz. Feride ödemek istemiş hayatım. Ne yapsaydık? Kabul etmeseydik. Hayır, ödeyemezsin deseydik. Hediyelerden de haberim var ayrıca. Benden habersiz bir sürü insana bir sürü şey göndermişsiniz. Onlar şey... Onları da Feride ödedi deme. Affedersin aşkım, bunu açmam lazım. Efendim Celal Bey. Anlamadım, neredesiniz? Ha gördüm, gördüm sizi, gördüm. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sen nasılsın? Teşekkürler, buyurun, buyurun böyle. Efendim babacığım. Dur, burada çok gürültü var, yukarı çıkıyorum odama. Tamam. Ne zaman buluştunuz siz Serkan'la babacığım? Benim niye haberim yok? Tamam anladım. Yok ya ben sana ne diyebilirim ki? Peki. Satış işlemleri ne zaman başlıyor? Anladım. Tamam. Herkes için hayırlısı olsun ne diyebilirim? Tamam babacığım sağ ol. Sana da iyi yıllar. Artık yüzünün ne olur ya? Dünyanın sonu değil yani. Tamam kabul ediyorum çok güzel bir teklifti ama olmadı yani. O değil ya. Ayrıca daha önce bunu yaşadık Feris. Ha işte bu. Ya ben bir şey duydum. Ne duydun? Emir'le mi ilgili? Yok ya yani değil. Ego batıyormuş. Doğru mu? Daha neler? Ya yok artık. Daha neler? Satılıyormuş. Etrafta bir sürü dedikodu dönüyor. Yok öyle bir şey. Kapatalım bu konuyu. Ece geliyor. Aa! Kimleri görüyorum böyle? İyi seneler. Bensiz bir yılbaşı partisi de düşünülemez herhalde Ferisciğim. O nasıl söz öyle? Öyle bir şey olabilir mi Ece? İyi seneler hayat. İyi seneler. Ama bana ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Gidiyorum. Hiç üzülme. Hiç üzülme çünkü toplayacağımı topladım. Şimdi 2-3 partiye daha gideceğim. Ve tabii gece ne öğrensem cebime kar. Hadi bye. İyi seneler. Bye bye. İyi seneler. Ya Ali'cim şu toplantıdan sonra yolladıklarını bir okudum da. Arkadaş bir insan bu kadar mı güzel yazar ya? Ellerine sağlık Ali. Çok sağ olun Celal Bey. İnşallah çok güzel işler yapacağız birlikte. İnşallah, inşallah. Arada yine uyarlamalar da yaparız. Merak etmeyin Celal Bey. Tabii ki. Uyarlamasız olur mu hiç Kıraç? Ama vallahi yapmak lazım. Şimdilik
Umarım bana çok kızmadı. Yok. Niye kızayım? Biz 30 yıl boyunca burada hep en güzel yılbaşı partilerini verdik. Aramızda her ne olursa olsun. İster kavga edelim, ister birbirimize girelim. Sonunda mutlaka hallettik. Ama bu sefer işler yolunda gitmiyor, farkındayım. Yani öyle kemer sıkmakla falan da çözülecek gibi değil, biliyor musun? Ben de istedim ki şöyle hepimizin gurur duyacağı, egoya yaraşır bir yılbaşı partisi olsun. Çok teşekkürler Feride'ciğim, çok incesin. Sen sakın üzme kendini, olur mu? Biz gene toparlarız. Yeter ki birbirimizden ayrılmayalım. Feride, sen Jülide'yi gördün mü? Yok, hayır görmedim. Ha, Feris, sen gördün mü Jülide'yi? Yok canım, görmedim. Boracığım, neredesin sen? Çıktın mı yoksa? Ya Feris, Feris çok kötü bir şey oldu. Ben kaza yaptım ya. Ne kazası? Neredesin? İyi misin sen? Ben iyiyim, benim bir şeyim yok da. Araba çok kötü Feris. Önüm önü gitti, hep dumanlar çıkıyor şimdi. Airbag falan patladı. Hangi araba? Ya senin beni çalıştırdığın araba işte, şirketteki araba. Şirket arabası mı? Tamam, hemen geliyorum, bana konum at. Hemen gel Feris, ne olur hemen gel, atıyorum. Feris? Ne oldu, her şey yolunda değil mi? Yok ya, Bora kaza yapmış, Bora Akkaş. Ha, ben de arabasız geldim bu gece. Yani taksi için dışarı çıktım işte. Ben götürürüm seni. Gerçekten mi? Hadi. Ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermediysen, sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Harikaydı. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel sesim varmış Jülide. Ben sana söylemiştim Hakan'cığım. Ben terasa çıkıyorum, annemi arayacağım. Birazdan gelirim yanınıza, tamam? Tamam canım. Söyler misin? Bu filmde olmak istiyor musun, istemiyor musun?
Rolü başkasına yazmışlar Feriz. Şimdi de bu çıktı ya. Ya sen başından beri şu sınavdan kalmak için elinden geleni yapmıyor musun? Ne alakası var? Geçmek için elimden geleni yapıyordum. Geçemiyordum. Sen o hapı verdin, işe yaradı. Geçtim bir şekilde işte. Boştu o. İçi boştu. İlaç falan yoktu. Ben boşalttım onları. Belki işe yarar dedim. Yaradı. Olay bu. Vay be. Beni kandırdın ha Feriz. Bravo ya. Evet mi? Hayır mı? Bu gece bu işi burada bitiriyoruz. Hayır. Uluca ne diyeceğiz? Ben gördüğüm zaman beni aptal yerine koyamazsın diyeceğim. Sen ne söylersin bilmiyorum. Yapma. Yapma. Onu sen ikna ettin. Oyunculuğunla sen ikna ettin. O da seni seçti. Yok öyle bir şey Feriz. Bu rol bana göre değil ya. Benim kendimi rezil etmeye niyetim yok. Yanmayacağım. Ya Uluş'la seni tanıştırabilmek için neler yaptık sen biliyor musun? Kaç kere aradık sen biliyor musun? Bak gördün mü? Şimdi sen söylüyorsun. O beni istemedi. Sen aradın. Sen yaptın. Senin sayende oldu. Bu benim işim. Tamam senin işinse senin işin ama bu adam beni sevmiyor ya. Ben de bu adamı sevmiyorum. Ara iptal et işte. Ara. Tamam. Al. Al sen ara. Ne diyeceğim ben arayıp? Sen ara. Tamam. Tamam ben arayacağım ama bana bak. İstediğimi söyleyeceğim tamam mı? Uluç. Uluç merhaba. Kusura bakma bu saatte arıyorum de böyle bir zamanda arıyorum. Öncelikle iyi seneler. Ben şu an Bora ile beraberim ve senin filminde oynamak istemiyor. Çünkü şahsi fikrim bence kendini zorlamak istemiyor. Alıştığı yoldan ilerlemek istiyor. Kendini geliştirmek gibi bir derdi de yok zaten. O yüzden kusura bakma. İyi geceler. Tekrar iyi seneler mesajımı alınca beni ararsın. Oldu mu? Oldu. Mutlu musun? Çok mutluyum. Görmüyor musun Feriz? Sağ ol. Ama Dicle'nin başarısı. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Barış. Dicle'yi arıyorsan terasta. Sağ ol. Feriz özür dilerim ya. Özür dilerim. Her şeyi mahvettim. Ama Uluç'un benden istediğini hiçbir zaman veremezdim biliyorsun. Ben de yok yani. Benden hırslı olmamı, daha sert olmamı, böyle kararlı olmamı... Ne bileyim, içinde bunları ara falan dedi. Aradım, ben de yok yani, yok. Peki benim az önce gördüğüm şey neydi? Hı? Hemen senin nasıl baktığını gördüm demin. Ha ben... Daha önce senin gözlerinde hiç öyle bir duygu görmedim biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Keşke bir fotoğrafım falan çekseydin. Uluç da bunu istiyor işte. Derinlerde olanı. Ve sen de o var Bora. Var. Ben biliyorum. Sadece kendine biraz izin vermen gerek. Neyse boş ver ya. Zaten çok geç. Boş ver. Ya ben Uluç'u aramadım demin. Ne? Ya Serkan'a mesaj attım. Şarjı bittiği için telefon kapalıydı. Gerçekten mi Feriz? Feriz inanılmazsın. Bana bak.
bir daha öyle bir şey yaparsan. Asla. Senin. Asla, asla yemin ederim. Asla. Teşekkür ederim Feris. Biraz öyle oldu, evet. Evet. Nerede kalmıştık? Bir iddia vardı aramızda yanlış hatırlamıyorsam. Karşılıklı açık çekler verilmişti. Doğru. Söyle bakalım. Ne istersin benden? Ah canım, çok teşekkür ederim. Size de iyi seneler. E ne yapalım, bu sene böyle oldu. Seneye artık. Tamam. Öpüyorum. Görüşürüz. Selam. E sen gelmeyecektin. Ne oldu? Bir uğrayayım dedim. Sedaların yanına geçeceğim. Şey soracağım. Serkan'a bakındım, göremedim. Gelecekti ama gördün mü sen? Görmedim hayatım. O zaman kadehimi Bora'nın yeni filmine kaldırıyorum. Aa, zor oldu ama oldu. Ama oldu. Oldu. Ben olacağını biliyordum zaten. Allah Allah. Nereden biliyordun olacağını? Bana çok benziyorsun da ondan. Çok güzel kolye. O bir hediye. Yılbaşı hediyesi. Zevkli bir yuvarmış herhalde. Kimden? Söyleyeyim. Lütfen. Sen babanla konuştun mu? Gördü mü o seni? Yok, görmedi herhalde. Ne zaman geldin sen? Biraz önce. Küs müyüz? Yok. Niye küs olalım ki? Sen benim için her şeyin en iyisini istiyorsun. E ben de kendim için doğru olanı yapmaya çalışıyorum. O yüzden böyle atışıyoruz. Bu kadar. Canım ne için? Güzel kızım benim. Kıraç Bey, işler çığırından çıktı. Celal Bey'i zapt edemiyorum. Artık bu inatlaşmayı bir bitirelim diyorum ben. Aramızda öyle bir inatlaşma mı var? Yok mu? Var mı? Benim açık çekim yok mu Barış? Var.
Tamam işte, ben de onu diyorum. Artık bana karşı öyle laf sokmaya çalışmalar, beni kıskandırmaya çalışmalar yok. Ne? Hayır, senin için söylüyorum. Sonra kızdan nasıl kurtulacağını bilemiyorsun. Üzülüyorum. Sen kimden bahsediyorsun şu an? Aslıhan'dan. Ya. Yok öyle bir şey deme, var öyle bir şey. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Gerek yok. Zaten işe de yaramıyor. Hı. Hı? Ne? Yaramıyor. Bu mu yani? Böyle mi çarçur edeceksin açık çekimi? Çarçur etmiyorum. İstediğimi söylüyorum işte ben sana. Çek benim, karar benim. Peki. Hı? Nasıl istersen. Çok merak ediyorum. Sen kazansaydın ne yapacaktın? Babam bilmiyor değil mi? Söylemedim. Yok, keyfi kaçmasın diye söylemedim. Yarın konuşacağım. Dedemle konuştun mu peki? Yani nedir son durum? Anlaşmış biriyle. Gerçekten mi? Satış işlemlerini başlatmışlar. Ön protokol imzalanmış. Şu an ciddi ciddi el değiştiriyor yani Ego. Kime satıldı peki Ego? Serkan'a. Serkan Tahtacı'ya. Bekliyorum. Söylemeyecek misin? Sen ne yapardın? Sen ne söylerdin? Ne isterdin benden? Ben konuşmazdım. Bir şey de istemezdim. Ne yapardın peki? Uzun zamandır yapmam gereken. Koş 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 nereye kadar? Bu dünyanın bir sonu var. Ama ben de dur yok dur 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 da bir nefes al. Derler ama benim düşlerim var. Düşüşlerimden gördüm tüm gökyüzünü. Düşün kadar gökyüzün var. Ve bu yüzden uç 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 sonuna kadar. Onlar görmez benim kanatlarım var. Tutarsan elimden, kadar gökyüzü.